bir baba kız hikayesi diyorum. Çünkü kavuşulamayan bir baba kız hikayesi. 5 yaşındayken bıraktığı kızı Suna bugün 27 yaşında. Önder Ahmetçioğlu eşiyle boşandıktan sonra tam 22 yıldır kızına hasret yaşıyor. Tek isteği ise kızına bir kez olsun sarılabilmek. En son elinde neredeyse sararıp solmuş bir fotoğrafla bizim programımıza geldi. Boşandığı eşi neden yıllarca kızını kaçırdı? Sen niye 5 yaşındayken kızını bırakmak zorunda kaldın? Suna nerede yaşıyor? Bulamıyorum Kerem Hanım. Akıllı baba kızına kavuşabilecek mi? Sunam, yanım yavrum. Ben seni şimdi değil, tam 22 senedir arıyorum. Çok özledim. Ne olur gel. Ne gelmiş olabilir Fatma teyzenin başına? 5 aydır kayıp olan Alzheimer hastası Fatma Bozavcı'yı bulabilmek için ihbarları değerlendiren ekibimiz adım adım yaşlı kadını arıyor. Ben hastanesinde sabah saat 4-3.30-4 arası diyor. Onu ne ben oradaki teyze orada gördüm. 78 yaşındaki Fatma teyze nerede? Fatma teyzenin bir yerde 4 aydır misafir edildiğini falan düşünüyor musunuz? Buradan başka bir şehre nasıl gitti? Hastanede yaptığımız araştırmalardan sonra başka görgü tanıklarında olduğunu öğrendik. Fatma teyze en son nerede görüldü? Fotoğrafı göstermiş olduğunuz teyzeyi 45 dakika önce gördüm teyzeyi. Kızım Zeynep, beni görüyorsan, beni duyuyorsan Allah rızası için anneciğim beni ara. 7 Aralık Cuma günü evinden çıkarak kayıplara karışan Zeynep Şenel'in nerede olduğu hala gizemini koruyor. Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Zorla mı götürüldü? Ya hiçbir bilgim yok. Aile o günden beri kızlarına ulaşamıyor. Sen benim yavrumsun, lütfen gel. Baban durumu çok kötü, kurban olayım anneciğim gel. 17 yaşındaki Zeynep'in başına ne geldi? Teşekkür ederim. Buyurun. Vallahi buz gibi İstanbul'da iyi geldi bu sıcacık alkışlar bana. Donuyoruz. Buz. Biliyorsunuz kar başlamış Beylikdüzü tarafında. Ne yapalım? Kış kışlığını yapacak ki sağlıklı olalım. Kar da lazım tabii de. Tabii İstanbul'da olunca biraz hayat duruyor falan ya. O yüzden galiba insanlar hemen tedirgin olmaya, evlerine kaçışmaya başlıyor belli bir saatten sonra. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, sizleri de sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim. Sizler de ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Evet, programımız başlasın o zaman. Gerçeğin peşinde başlıyor. Efendim Taner Güven hocamız bizimle, adli tıp uzmanımız, avukatımız bizimle, Handan Bakbak. Konuklarım burada. Şimdi en son hani ben merhaba demeden hemen önce kızını arayan bir anneyi izlediniz. Kızım sağ mı, işte ölü mü, kaçtı mı, kaçırıldı mı feryatları yükseldi. Zeynep Şenel'den bahsediyorum. Dün programın hemen biraz sonlarına doğru. Bu kaybı arayan abi ve anne stüdyomuzdaydı. Zeynep bulundu. Yaşasın ya, yaşasın, yaşasın. Darısı ömür Zeynep'in başı.
başına. Evet. Evet. Darısı sizin Zeynep'in başına inşallah. Zeynep programı izlemiş. Biraz da korkmuş açıkçası. Beni arıyorlar falan diye. E ne zannediyorsunuz Zeynep? Yani kaçan kızları, kaybolan çocukları anne babalı aramaz mı zannediyorsunuz? Korkmuş biraz. Hemen efendim bir karakola gitmiş. Önce aileye demiş ki gelin beni alın. Abi bağlanacak aslında galiba ama bir bekliyorum. Evet, abisi Bilal telefondaymış. Bilgileri ondan alalım bence. Bilal merhaba. Merhaba efendim. Bilal gözünüz aydın öncelikle. Sağ olun. Hemen program ses getirdi gerçekten. Galiba biraz da korkmuş Zeynep. Siz hani arıyorsunuz, evet. Yayına çıktınız filan. Sen anlat, nasıl oldu? Anlatayım efendim, bir saniye. Televizyon açık ya. Kapatalım şey lütfen yapayım. Bilal. Ya da ben içeri geçeyim, ses izleyelim. Efendim biz evet. Programdan çıktıktan sonra bir yarım saat, bir saat sonra Mustafa Bey, sizin şoförünüz sağ olsun, bizi karşıya geçirirken bir telefon geldi. Hı. Teyzeme demiş ki teyze ben korkuyorum Gebze'den, gelin beni alın, Gebze merkezdeyim diye. Teyzem dayıma veriyor telefonu, dayım diyor ki yanındaki adama ver, kim varsa ona ver, verdirmiyor. Olay böyle gerçekleşiyor. Hı. Ondan sonra bizimkiler de tabii cümbür cemaat burada kim varsa Gebze merkeze gidiyorlar. Giderken emniyeti arıyorlar. Emniyet kızı bizden önce alıyor işte. Hep beraber Gebze şubede oradan çok şükür bulduk yani. Bize götürüyorlar. Eve gelecek mi Zeynep? Eve gelecek tabii, inşallah gelecek de tabii şimdi kontroller oluyor ya. Savcı, anladım. Avukat. Ya ben şöyle duydum hani acaba prosedür şu anda. Sosyal hizmetlere falan mı gitmek istedi diye sanki öyle bir şeyler vardı ama. Ya şimdi şöyle ister istemez tabii biraz psikolojik sorun yaşamış galiba. Hı. Kolay değil. 4-5 gündür başka insanların elinde. İlk başta öyle dedi ama inşallah bugün bakalım halledeceğiz. Bugün inşallah gelecek. Tamam Bilal, lütfen sakin olun, iyi davranın. Yok, problem yok, siz bizi tamam. Gördünüz. Ya ben seninle ilgili hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama ne olur, insanlar bazen öfkelerine yenilebiliyorlar. Lütfen üzerine gitmeyin. Evet. Anlatması gereken bir şey varsa gidin psikoloğa anlatsın. Sorunu neyse öyle çözsün. Siz sakin olun. Lütfen onu İnşallah. Anlamaya çalışın. Olur mu Bilal? Tabii 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 ki tabii ki öyle. Gözünüz öyle. Aydın canım. Allah razı olsun. Aydın. Allah sizden razı olsun. Sağ ol. Senden de razı olsun. Evet efendim, kayıp Fatma teyzemiz var biliyorsunuz, 78 yaşında, Alzheimer hastası ve ne yazık ki 4 ayı aşkın bir süredir kayıp. Burdur'da evinden çıktı, komşuya gitti fakat geri dönmedi. Endişelerimiz var onunla ilgili ama umutlarımız da var. Fatma teyzeyi bir hatırlayalım. Gerçeğin peşinde ekibi 78 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Hanım'ı bulup gözü yaşlı ailenin acısını dindirmek için hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. Fatma Bozavcı nerede? Mehmet amca, Fatma teyze hala yemek yapmaya falan devam ediyor muydu? Senin bakımını yapabiliyor muydu? Hayır, yapamıyordu. Yemek de işlerini kendim yapıyordum ben ona. Siz yapıyordunuz. Yedirmesine dahi tek tek kendim ağzını verip yedirirdim. Ya hem yemeği yapıyordun hem de onu besliyordun yani. Evet, sen yediriyordun evet, yemeği Mehmet amca. Ben yemeklerini ben yapardım. Ya yani bakıcımız vardı. Bakıcı tutmuştum. Dedi bakıcıya lüzum yok. Yemeği sen yapıyorsun. Bulaşıkları ben yıkıyorum dedi. Niye boşu boşuna diye şey yapalım dedi. Ben bir komşuya dedi varıp çıkıp geliverin hemen dedi. Çabuk gel dedim. Yemek yaptım bak güzelce dedim. Yemek soğumadan yiyelim. Yine gideceğim yere gidelim dedi. Olur dedi. Çıktı komşuya vardı. 10 dakika geçti bakıyorum gelen yok. Bakıyorum gelen yok. Kaç dedim ne oldu acaba nereye gitti? Vardım komşuya sordum. Komşu çıktı gitti. Açık arazi araması yapıldı mı?
Hocam her türlü açık arazi araması, hatta o bulunduğu görüntülerde gördüğünüz karşı tarafı dağlık arazidir. Oralara dair polisimiz, emniyet güçlerimiz, jandarmamız çok sağ olsun. Hepsi de Allah razı olsun onlardan. Günlerce tarandı. Aile neden kendilerini suçluyor? Peki bir ihmalden söz ediyorsunuz. Yani ihmal, kendinizi suçluyorsunuz aslında, evet, biraz. Evet, çok suçluyoruz. Yani bu konuda kesinlikle suçlu biziz. Yani annemin hastalığını bildiğimiz halde biz onun önlemini almadık. Konduramadık. Tabii baştan kendimi suçladım. Çünkü biz annemin bu derece kaybolacak derecede hasta olduğunu bilemedik. Onun için her aklıma geldiğinde kendimi suçluyorum. Fatma Bozavcı bir ailenin yanına mı sığındı? Ne gelmiş olabilir Fatma teyzenin başına? Ne gelmiş olabilir? Yani ben çok uç noktada düşünüyorum her zaman. Hani hiç öldüğünü hiç düşünmüyorum. Kalbime hiç acısı düşmedi. Annem yaşlı insanların evinde, onları kendi ailesi bilerek yaşıyor şu anda. Fatma teyzenin bir yerde 4 aydır misafir edildiğini falan düşünüyor musunuz? Öyle mi tahmininiz? Serap Hanım, ilk zamanlar düşünüyorduk. Evet, annemin kötü bir olaya karışacağını hiç tahmin etmedik. Birilerinin yanında kalıyor çünkü insanlarımız çok yardımsever ve duyarlı. Anam sağ olsan gel artık, bittik biz. Fatma Bozavcı hayatta mı? Hatice Hanım, Mehmet amca... Ya bazı gelişmeler oluyor ama ben sizi çok umutlandırmak da istemiyorum. Yani çok emin olmadan umutlandırmak istemiyorum. Ama bazı gelişmeler yaşıyoruz. Mehmet amca, Fatma teyzenin başına bir şey gelmişse şüphelendiğim kişiler var mı? Şüphelendiğim kişi bekçi var. Bekçi. Bekçiden başkasından şüphelenmiyorum. Çünkü eve geldi... Mehmet amca dedi, Mehmet abi dedi, yengem geldi mi dedi. Oğlum ne oldu yengen dedi. Ya böyle tayin günde şey oldu, bulduk dedi. Acaba gelsin geri geldi mi dedi. Yok dedim, gelmedi. Aniden döndü arabasından, gelsin geri gittiler şeye. Evine doğru yani, Merve evlerine doğru gittiler. Ben de arabama bindim, arkalarından devam ettim. Ta bekçinin evine varırken bekçi karşıma geldi benim. Arabayla bekçi karşımda, içinde de bir memur daha vardı. İki kişi, yol dar. Evler, mahalledeki yollar dar. Karşıda yol verdim. Bekçinin arabasına yol verdim. Sağa çektim. Baktım bekçi geçti. Bir meydanlık, bir otluk yani, ev olmayan bir yer var. Ora doğru arabasını sürdüler gittiler. Madem dese ki bana, Mehmet abi yukarı çıkma, yengem aşağı doğru gitti. Ben o zaman dönerdim, önünü keserdim. Çünkü önünden dışarıdan gelen dere var. Dereden geçemez. Çünkü parmaklılık iş etmişler. Geçeceği bir yol var. Buraya dururdum, yakalardım, evime götürürdüm. Ama bana böyle bir şey demedi. Benim şüphelendiğim bekçi. Peki, her insan hali olabilir. Yani 3-5 kişiye tenezzül etmeyiz ama ne olur ne olmaz. 3 tane bilezik var bugün, 15-20 milyon lira zamanda. Ben derdim bekçi. Allah Allah. Evet. Peki bunu savcılığa falan bildirdiniz mi? Biz bekçiden şüpheleniyoruz. Fatma Hanım'ın başına bir şey getirmiş olabilir diye. Evet, tabii ki bunu dile getirdik. Yani ben babamın anlattığı şekilde değil de en son gören tanık olarak dile getirdim. Hani soruşturma yapılmasını, onun ifadesinin alınmasını istedim. Nitekim alındı ifadesi, fakat savcılıktan abim aldı, bana gönderdi. Ben de daha yeni okudum. İfadesi, verdiği ifadeyle kamera görüntüleri artı benim Nuri amcayla birebir ben konuştum. Tutmuyor, hiçbirisi tutmuyor. Hiçbirisi birebirine tutmuyor. İfadeyle kamera görüntüleri tutmuyor. Ne, farklı olan ne? Yani farkı şu... Nuri amca bana anlattı, işte araba yıkadığını, o esnada arkadan bir kadının geldiğini, bir şeyler söyleyerek geldiğini, ondan sonra işte yanına gelip göl karakolunu sorduğunu ve kamera görüntülerinde de var, bayağı bir diyalog geçiyor aralarında, bir 2-3 dakika diyalog geçiyor. Hı hı. Ondan sonra Nuri amca da karakolun yerini tarif ettiğini, bu tarafa gideceksin dediğini, annemin onun söylediği yerin yine tam zıttına doğru gittiğini,
Ondan sonra Nuri amca da annemin arkasına bağırdın, işte o tarafta değil bu tarafta, gel ben seni götüreyim istersen şeklinde konuşmuş. Annem de o öyle konuşunca sinirlenerek ona hani çekil şuradan ben kendim yolumu bulurum gibi bir ifadede bulunmuş annem. O kamerada da var zaten, kameranın dibine kadar geliyor, arkasına bir şey yaparak gidiyor annem. O görünüyor ama Nuri amcanın verdiği ifadede diyor ki ben araba yıkıyordum, arkamdan bağırarak işte bazı sözler sarf ederek bir kadın geliyordu. Yanımdan geldi geçti, sesinden işte daha önceden kaybolan kadın olduğunu anladım. Hemen polisi aradım, polislerin böyle bir kaybolma hikayesinin bize ulaşmadığını ama yine tedbiren gelip bakacaklarını söyledikleri yazıyor ifadede. Nuri yani, amca dediğiniz... Nuri Hayır, bekçi bak, mi? O, ha, bekçi. O esnaya gelesiye kadar polislerin falan haberi yok. Polislere en sonunda ben gittim, haber ettim. Yok. İfademi vermeyince zaten polisler şeye girmiyorlar araya. Yani daha siz kayıp demeden o kaybolduğunu düşünüp polisi mi aramış? Evet, polisi aramış. Peki bu adam halen bekçilik mi yapıyor? Evet. Peki bir bekçi, bu daha önce kaybolan kadın sizi de tanıyor herhalde. Tabii. Mehmet amcayı tanıyor. Dördüncü kayboluşunda bu bekçilik yaptığı yerde işte annemi bir bayan buldu demiştim ya, anlatmıştım ya. O bayan tesadüfen oraya götürüyor. Fatma Bozavcı geldi diyor. Bozavcı diye duyunca bekçi Nuri amca, aa diyor bu benim arkadaşımın eşi diyor, ben götüreyim eve diyor. Oradan annemin bir tanışıklığı var yani, annemi tanıyor, biliyor. Daha önceden kaybolma hikayesine gidiyor. Bir de şimdi bekçi diyorsunuz ya, o anda kaybolduğunu düşündüyse yine onu alıp gel teyze ben seni götüreyim demesi gerekmez mi? İşte diyemedim diyor. Annen diyor bağırarak gittiği için diyor, hani tutsam zapt etsem diyor. Peşinden gitseydi. Benim diyor başım belaya girer diye dokunmadım diyor. Hani peşinden gidebilir, polis gelene kadar eşini çağırabilir, hani onu oyalayabilir. Her türlü yolu var. Hani o anda... Hani nereye gittiğine dikkat edip size bilgi verebilir. İşte kamerada gözüküyor zaten. Adam hala araba yıkamaya devam ediyor. Annem gidiyor. Peki bu bekçinin nesinden şüpheleniyorsunuz Hatice Hanım? Ya ben duyarsızlığından dolayı ben üzgünüm ama babam başka yollardan dolayı şikayetçi. Yani başına bir şey getirdiğini mi düşünüyorsun Mehmet amca bu bekçinin? Ya bu bekçinin burada söylemesi doğru değil ama her türlü şeysi var. Yani... Anladım. Ya her insanda olduğu gibi borcu olabilir, harcı olabilir diye düşünüyor babam. Bekçi, hani... Hatta bekçinin yanında bir polis memuru da var. İkisi yalnız birlikte. Değil, arabada yalnız değil. İki kişiler. Orada dese ki ailesine yahut bir komşuya birisine dese ki, ya gelin şu hanım benim arkadaşımın hanımı, şunu iki dakika oyalayayım, ben bir yardım isteyeyim, kadın polislerden yardım isteyeyim, eve götüreyim diyebilirdi. Anladım. Şimdi onu bir tarafa bırakalım. Yani yanında polis memuru da vardı diyorsun. Hani çok ihtimal vermiyorum ama insan böyle durumlarda herkesten şüpheleniyor ya. Şimdi dün biliyorsun Bursa'dan biliyorsunuz ihbar gelmişti. Fakat o tek ihbar olarak kalmadı. Birkaç tane daha geldi. Hatta Yüksek İhtisas Hastanesi ve işte içinde görüldüğü şeklinde birden fazla ihbar gelince ekibimiz Bursa'ya gitti. Bu Yüksek İhtisas Hastanesi birkaç kompleksten oluşan çok büyük bir yapı. Çok büyük bir kompleks. Dolayısıyla tek tek her yere bakamıyorsunuz ama her yere fotoğrafları dağıtıldı. Gördük diyenler var. Bir teyzeyi daha benzetmişler ama o teyzeyle konuştuk, o değil. O orada zaten 4-5 yıldır böyle ıvır zıvır satan bir teyze. Ama asıl Fatma teyzeye benzeyen teyzeye henüz ulaşamadık. Ama biz böyle bir arama yaptık. Birazdan da canlı yayına bağlanacağım. Orada muhabirim var. Son gelişmeleri de ondan alacağım. Çok umutlanmayın ama biz arama çalışması yapıyoruz. Dört buçuk ay önce kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Bozavcı için ekibimiz yayınımıza gelen ihbarlar doğrultusunda Bursa'ya yola çıktı. Fatma Hanım nerede görüldü? 2 Ağustos'ta Burdur'dan kaybolan Fatma teyze ile alakalı bugün yayınımıza gelen ihbarlar doğrultusunda Bursa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldik. İddialar neydi? Hastane personeli önceki akşam saat 25 sularında bir vatandaşımız da gece saat 3 ve 4 sularında hastanede gördüklerini iddia ettiler. Fatma teyze hastanede mi yaşıyor? Hastanede yaptığımız araştırmalardan sonra başka görgü tanıklarının da olduğunu öğrendik. Bunlardan en ilginci ise bir hastane çalışanının daha bugün saat 3.30 sularında Fatma teyze ile karşılaştığı, hatta konuştuğu ve yüz yüze geldiği ile alakalıydı.
Kendisi onunla nasıl karşılaştığını bizlere anlattı. Yanlışlıkla çarpıştık. Trafik göstermiş olduğunuz teyzeyi 45 dakika önce gördüm teyzeyi. Hastaneye doğru çıkıyordu. Yanlışlıkla çarptım ve teyze de özür diledim çarptığım için. Teyze de bana bir şey demeyince işte yukarıya doğru çıktı. Eminim bu teyzeydi. Alzheimer hastası Fatma teyzeyi bulana kadar biz Bursa'dayız. Buradaki araştırmalarımıza devam edeceğiz. Diğer görgü tanıklarıyla da konuşacağız. Alzheimer hastası Fatma Bozavcı nerede? Evet, şimdi Bursa'ya döneceğiz. Muhabirimiz Mehmet orada. Yani dün akşamdan bu yana bütün aramaları yapıyor. Bu arada hastanedeki gerçekten bütün güvenlik personeli vesaire hepsi canla başla çalışıyorlar şu anda Fatma teyzeyi bulmak için. Çaba gösteriyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Mehmet'e bir dönelim bakalım. Belki bir şey bulmuştur. Evet Mehmet, kar mı başladı Bursa'da? Havada soğuk. İnşallah Fatma teyzeyi buluruz oralarda. Serap Hanım, şu anda Bursa'dayız ve hastane belirttiğiniz gibi Bursa İhtisas ve Araştırma Hastanesi. Bölge hayli büyük bir yerde. Çünkü içerisinde bir kalp merkezi, bir kalp hastanesi barındırıyor. Aynı zamanda bir de doğum hastanesi. 3 binadan oluşan bir bölge. Biz şu anda çevresindeki parktayız. Öyle ki hastane içerisindeki tüm güvenlik ekipleri de teyakkuzda. Fotoğraflarını hemen hemen herkese dağıttık ve ihbarlar sonrasında dün öğle saatlerinden bu yana kadar burada en ufak bir ipucunun bile peşindeyiz. Belirtelim, Fatma teyzenin dışında farklı bir kişiden de bahsediliyor. Biz hepsinin ihtimalinin üzerinde duruyoruz. Bunu söyleyelim sizlere. Bölge içerisinde biraz tasvir etmek istiyoruz. Çünkü telefonla bağlanan, ihbar eden kişiler olacaktır. Bursa'da İhtisas ve Araştırma Hastanesi'nin hemen önündeyiz. Bu arada bulunduğumuz bölgede bir park. Hava hayli soğuk. Dışarıda kalan evsizler dahi şu anda hastanelerin acil servislerinde kalıyorlar. Bir korunaklı bölge olarak belirtelim. Aynı zamanda hastanenin çevrelerinde sadece ana yollar var. Şu anda çevreye bakıldığı zaman hayli boş ama yüzlerce kişi hastaneye gelip gidiyor. Sürekli bir sirkülasyon var. Birçok insan şu anda içeride. Biz girdiğimiz zaman dünden bu yana adeta hani uykusuz bir şekilde tek tek bütün noktaları dolaştık. Ancak güvenlik ekipleri sağ olsunlar hastanede yine onlar da duyarlı davrandılar ve fotoğrafları onlara da dağıttık. Biz şu anda buradayız Serap Hanım. En ufak bir ipucunu dahi değerlendiriyoruz. Özellikle yeni gelen kişiler olabilir. Aynı şekilde tesadüf eseri Fatma teyzeyle bu ihtimal üzerine, bu ihmal üzerine bir şekilde çarpışmış olabilir, konuşmuş olabilir. Bunun bile üzerinde duruyoruz. Tek tek ayrıca biz de gösteriyoruz fotoğrafları. Şu anda buradayız, teyakkuz halindeyiz ve bölgeyi de tasvir ettim. Telefonla bağlanmak isteyenler olursa biz bölgedeyiz. Hem buradaki araştırmalarımızı sürdüreceğiz hem de Bursa çevresinde de. Yine çünkü bölgede otobüsler hayli yoğunlukta. Çok fazla otobüs minibüs gelip gidiyor ve Fatma teyzenin yaşı itibariyle ücret ödemeden binebileceği bir durum söz konusu. Farklı bir noktaya da gitme ihtimali var ama hava hayli soğuk ve bu nedenle şu anda dışarıdaki belirttiğimiz gibi evsizler dahi şu anda acil servisleri doldurmuş durumdalar. Biz hastanenin önündeyiz, buradayız, bu noktadayız. Nöbetimizi sürdürüyoruz Serap Hanım ve en ufak bir ipucunun şu an için peşindeyiz ve bu bölgeden de ayrılmayacağız. Araştırmalara yine hem hastane içerisinde ve hastane çevresinde devam edeceğiz. Teşekkür ederim Mehmet. Gördüğünü zanneden kişilerden de kişisel özelliklerini sorabilirler mi? Davranışlarını, kıyafetini? Şimdi mesela gördüğünü düşünen birisi, Mehmet doğru hatırlıyorum galiba, şey demiş, sanki böyle aylardır yıkanmamış bir hali vardı. Mehmet sen anlat istersen o kısmını. Bu görüşme sağlandıktan sonra bir çarpışma durumu vardı. Biz bunu ekranlarda da, şeylerde de, videomuzda da, VTR'mizde de belirttik. Aynı şekilde zaten dikkat çeken noktası bu Serap Hanım. Hani belirttiğimiz gibi evsizler de içeride olduğu için bunlar daha fazla dikkat çekiyorlar. Ve fotoğraf, yayınladığımız fotoğraf çok net. Yüzünün belirgin olabileceği ve tahlil edilebilme ihtimalinin yüksek olduğu bir durumdu. Sadece belirttiğiniz gibi giyim tarzından, dışarıda kaldığı ve konuşma tarzından, davranışlarından böyle bir farklılık tahlil edilebilir.
diyebileceği, yani buraya bir hasta olarak geldiği değil de hani dışarıdan gelmiş biri olarak şu anda görülüyordu. Biz elimizdeki ihbar numaralarını aldık, tekrar görüşme sağlayacağız onlarla. Çünkü net tasvir etmek istiyoruz. Bizim için önemli olan şu anda hastane ekibinin de teyakkuzda olması. Onlara da fotoğrafları dağıttık ve bir yandan da hem yayını yaparken ekip arkadaşlarımız da şu anda onlarla bilgi alışverişinde bulunuyor. Şu an için biz buradayız ve belirttiğimiz gibi en net örneği dışarıdan gelmiş biri, sanki dışarıda kalıyormuş izleniminin olduğu biri olarak söylüyorlar Serap Hanım. Evet, teşekkür ederim Mehmet. Bu arada Hatice Hanım, Fatma teyzenin kökeni nereli? Sorkun, Afyon, Sandıklı Sorkun. Hayır, ama birisine sanki ben Selanik göçmeniyim gibi filan öyle bir şey söylemiş birisine. Bu bilgi doğru mu diye size teyit etmek istiyorum. Yani ben... Bulgaristan demiş, Bulgaristan göçmeniyim demiş. Böyle bir... Öyle söylemez yani, öyle bir şeyimiz de yokmuş zaten. Yok ben mu? Var zannediyordum da yokmuş. Yok muymuş? Ama Alzheimer hastalarının halüsinasyon, doğru olmayan şeyleri doğru zannetme, varsayma gibi evet. durumları da olabiliyor. Yani kendini şu anda belki çocukluğunda öyle bir anısı vardı, öyle zannediyordu, olabilir. Olabilir. Kendi babası belki oralardan, annesi, yani bir şey olabilir ama yine de bu %100 Fatma teyzedir diyemiyorum. Görmeden de zaten böyle bir şey söylemem mümkün değil. Sizi de çok fazla umutlandırmak istemiyorum. Bir de annemin belirtili, dün söylemiş miydim? Söyleyin. Yaraları var demiştiniz. Yaraları var demiştim. Yani onu tekrar unutuyorum. Söyleyin, söyleyin tabii. Annemin buralarında çiçek izi bozuklu. Gibi, bozuğu gibi yaralar var boynunda. Gözleri yeşil. O belirtileri var. Yani saçları 78 yaşında olmasına rağmen benim gibi kapkahverengi saçları var. Beyaz değil saçları. 1.65 boyunda. 55-60 kilo ağırlığında zayıf, uzun bir bayan. Evet. Fatma teyzeyi arıyoruz efendim. Bu arada tabii Bursa'dan gelen ihbarları değerlendiriyoruz ama bir taraftan da Fatma teyzenin hala Burdur civarı evet. gibi yerlerde olma ihtimalini de göz ardı edemiyoruz. Ben tekrar bir şey rica etmek Lütfen, istiyorum insanlarımızdan. Çok duyarlı insanlarımız var. Yani ben şu an artık hani her şeye hazırlıklıyım. Yani annem Allah korusun yaşamıyor olabilir, her şey başına gelmiş olabilir. Yani her ne olursa olsun hani bir ipucunu gören dahi olsa lütfen biz kesinlikle şikayetçi olmayacağız. Kesinlikle yani ne gördüyse gizli tanık olarak polise gitsin anlatsın, programı arasın Serap Hanım'a anlatsınlar. Hani çıkarmayalım. Ne olursa olsun bir tırnak kadar bir bilgisi varsa bile yani şu ana kadar bize hiçbir bilgi ulaşmadı. Yani lütfen çok ihtiyacımız var. Yani her şeye ihtiyacımız var duymaya. Hiçbir bilgi yok yani şu an bizde sıfır. Ya bir de bu kış günü... Hani kameralarından kış... görmüş olabilirler en son görülen mahallede. Hani merak etmişlerdir. Özel kameraları var çünkü o sitede oturanların. Evet. Onları izlemiş olabilirler. Orada bir hani yürüdüğünü görmüş olabilirler. Lütfen Allah rızası için hani ne varsa anlatsınlar. Ne varsa. Biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yitirmiyoruz. Biz aslında. Fatma teyzeyi bir şekilde buluncaya kadar onu aramaya devam edelim. Dediğiniz gibi duyarlı vatandaşlar da çok. Mehmet amcacığım siz bir şey söylemek istiyor musunuz? Valla benim söyleyeceğim bu köylüyorsa hepimizde. Yani koyun, kuzu, bilhassa affedersin köpek bunları çok sever. Hayvan o kadar sevgisi sever. Kuvvetli. İnek. Yani bunların içinde büyüdüğüm. Diyelim ki dağ köylerine gittiği iletişim olmayan bir yerde yaşıyorsa böyle bir şey varsa işte gerçek peşine telefon. Yani telefon yani şey. Burdur'dan çıkıp bir araziye doğru dağlık bir araziye doğru gitmiş yani olma ihtimalinden köy muhtarlarımızdan, jandarmalarımızdan bu dağlık araziyle kim ilgileniyorsa hani Burdur valiliğimiz sağ olsun hani herkese bilgiyi ulaştırdı fakat hani muhtarların genel köylerdeki muhtarların da bilgisi olursa hani kendi çaplarında bir araştırma yaparlarsa çok sevinirim. Bir de benim aklıma şu da geldi. Yaşlı ve özürlü insanları dilendirerek istismar eden kişiler var. Yani bir yerlerde dilendiriliyor olabilir. Yani onlara da seyircilerimiz dikkat ederse. Evet. Her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Fatma teyzeyi arıyoruz kısacası. Yani artık hayatını hakikaten evinde kocasıyla sürdürmesi gereken dönemlerde. Şimdi dün bir baba kız hikayesinden bahsetmiştim ben size. 22 senelik bir hasret var babada. Çünkü kızı 5 yaşındaymış. Karısıyla ayrılıp kızının velayetini eşine verdiğinde aradan 22 sene geçmiş ve Önder Bey programımıza çıkıp kızını arıyor efendim. Bir hatırlayalım
Çünkü Önder Bey'e bugün kızıyla ilgili bazı haberlerim olacak. Kızını en son gördüğünde 5 yaşında küçük bir çocuktu. 22 yıldır kızına hasret bir baba Önder Metioğlu evladına kavuşabilecek mi? Suna nerede? 53 yaşındaki Önder Bey bundan 22 yıl önce, yani henüz 31 yaşındayken Suna isimli bir kızı dünyaya geliyor. O dönemde bundan 22 yıl önce Suna daha 5 yaşında. Bir baba kız hikayesi diyorum çünkü kavuşulamayan bir baba kız hikayesi. Yaşındayken bıraktığı kızı Suna bugün 27 yaşında. En son elinde neredeyse sararıp solmuş bir fotoğrafla bizim programımıza geldi. Neden kızını bırakıp gitti? Başlangıçta görücü usulü öğrendik. Annem trafik kazasında şey oldu, vefat etti. O anda ben bunalıma girdim. Babam mecburen evlendi. Ben iyice bunalıma girdim. Bir geçimsizlik girdi araya. Bir şekilde boşandık. Mecburen annesine şey yaptım. Mecburdum çünkü. Tek başıma nereye kadar bakabilirim? Onun sonu perişan olmasın diye bir de hayatı kurtulsun dedim. Kızı için yanan bir baba. 22 sene önce nasıl ayrıldın ondan? Nasıl bir gündü? O bambaşka bir şey var Serap Hanım. Hala gözümün önünde. Bitmiyor o yüzden. Tek amacım o yavruma bir kere sarılmak. Evimiz şöyle hafif tepede bir şeydi. Yani tepede kalıyordum. Aşağıda beni gördüğü zaman koşa koşa gelir hemen boyuma atlardı. Bazen aldığım şeyi ceplerime saklardım. Onu vermediği zaman bana bir tokat atardı mesela. Bir iki tane tokat atardı. O da hoşuma giderdi benim. Sunam, yanım yavrum. Ben seni şimdi değil, tam 22 senedir arıyorum. O tokatlarına hasret kaldım. Gel bana 3-5 tane bir tokat at. Çok özledim. Ne olur gel. Önder Ahmetçioğlu kızına kavuşabilecek mi? Efendim Önder Bey 53 yaşında. Terzilik yaparak yaşamını sürdürüyor. İkinci evliliğinden 3 tane çocuğu var. Afyon'da yaşıyor. Önder Bey bugün seni çok şık gördüm. Kendin mi diktin elbiseni? Kendim diktim. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Acaba dedim kızım hani beni ekranda görsün ne yakışıklı babam var falan desin diye de bir düşündün mü? Valla Esra, Serap Hanım çok düşünüyorum. Sabahlara kadar da düşündüm. Acaba ne yapsam ne iş etsem de bir gelse de en azından benden hesap sorsa diye. Hesap sorsun diyorsun yani. Sorsun. İstediğim o zaten. Beni niye işe yaptın da şu işeye kadar ilgilenmedin? Çünkü işlerim var yani onu verdiğim için. Hayatı kurtulsun. El işesine muhtaç olmasın. Benim durumum o zamanlar zaten belliydi ama sebepleri vardı bunun. Gel onun hesabını sor. İstemiyorum dediği anda ben yine işeyim. Yeter ki bir sesini duyayım, şey yapayım. Gelsin, aykırsın. Önder Bey, biz seninle ilk görüştüğümüzde diyorsun ki son günlerimde kızım çıksın, bir gelsin ben onu bir göreyim. Sen hasta falan değilsin çok şükür değil mi? İyisin yani. Ben değilim. Şimdiki eşim biraz bilemediğim artık şey yapamadığım onu çözemediğim bir işesi var. Esas işesi de zaten boşandığım kişiye vermem işesi de o. Biraz yüksek sesle konuş Önder Bey. Eşimde bir hastalık var. Ne hastalığı olduğunu çözemedim yani. Bir işe bulamadım 20 senedir. Onun için işe yaptım zaten. Perişan olmasın diye mecburen boşandığım kişiye verdim. Boşandığım kişiye de vermemin işesi gönüllü olarak kendim vermedim. Benim o anımdaki bunalttan yararlanaraktan boşandığım kişinin babası iki tane şahit bulup
noterden bir şekilde artık nasıl oluyor, ne oluyor, benim işte hukukta bir çocuğun şeyim velayetini olmadı. Verdi herhalde o bir imzayla bir şeyle. İmza attıraraktan şey oluyor. Bu şekilde şey oluyor. Yani gönüllü olarak kendi şeyimle vermedim yani. Senin şu anda sağlığın iyi değil mi? Bir problem yok. Yok. Hasta falan değilsin yani. Belirli ufak tefek. Ufak tefek vardı. Tamam. 53 yaşında demiştim. Eşiyle ayrılıyor. O dönem diyor babam annemi kaybettim. İşte o arada bebeğim dünyaya geldi. Bunalımdaydım falan. Evet. Peki Önder Bey sen kızını yeterince aradın mı gerçekten? Aradım gerçekten. Nasıl yani... aradın? Bana bir söyle bakayım. Benim sana kızınla ilgili haberlerim var. Ama ben istiyorum ki önce sen onu bırakma hikayeni bir anlat. Sana şunu söyleyebilirim. İlk söyleyeceğim şey şu. Kızın bizi istiyor. Evet. Kızın bizi izliyor. Onu %100 söylüyorum sana. Onun için söyleyeceklerin çok önemli. Neden önemli olduğunu da birazdan söyleyeceğim sana. Kızın bizi izliyor. Serap Hanım, kısaca öyle işte. Daha aşırı şeye gidemiyorum. Onları şimdiki eşimle rencide etmemek amacıyla. Bu eşimin şu anki hastalığı nedeniyle o anki bütçe şeyimle kısıtlı olduğu için mecbur yani hayatının kurtulması için şey yaptım, aramadım, şey etmedim, gücüm yettiği yere kadar aradım. Senin şimdiki eşin o dönem evliyken hayatında mı vardı anlamadım. Boşandıktan sonra belirli bir süre sonra şey yaptık. Eşin hastalığı sebebiyle ona vakit ve para ya da maddi olarak ayırmak zorunda olduğun için yeterince kızını arayamadın mı? Şimdi şöyle Serap Hanım. Eski eşimden boşandım. Tamam. Bir iki sene sonra şimdiki eşimle evlendim. Bir iki sene bir tanıma içerisinde artık nasıl derler onu cici mali diyeyim artık. O işimiz de bittikten sonra bunun içerisini öğrenmeye çalıştım. Bilemediğim bulamadığım bir hastalık ortaya çıktı. Döktüm düşündüm ya dedim ben şimdi dirensem bu çocuğu vermeyeceğim diye. Bu sefer o çocuğun hayatı şey olacak. Kar alacak. Mecburen darbeyi kendime vurdum hayatı kurtulması için. Bakamazdım. Ama mecburdum çünkü. Görebilir miydin? Yani bakamazdın, alamazdın da arada bir gidip görme imkanın var mıydı? Yoktu Selam Hanım. O zamanlar boşandığım kişinin babası da şey yapmış. Kardeşleri zıt belerdi. Yani, engellediler görmeyi. Aynen. Sağa sola sorardım, şey yapardım. Önüme engeller koydu. Bilmiyor. Ne yapacağım bu yaştan sonra? O büyüdüğü zaman kendini bulur gibi şeylerle beni bu şeye kadar getirdiler yani. Artık yani diyorsun geldi. Ya kızım bana hesap sorsun diye. Evet. Sorulacak hesaplar var olduğunu düşünüyorsun değil mi? Diyebilir ki baba sen beni niye aramadın? Şöyle yapabilirdin, böyle yapabilirdin. Bunları diyorsun ben cevaplayayım. İşte bana sor ben cevaplayayım. Sorulacak hesapları bildiğim için onun kızımın tek kişinin söyleyeceği bu yaşına kadar baba beni niye aramadın? Ben de o kızıma diyorum ki gel kızım bana sor bunları. Sebebi var. Açıkça, ispatlıca her şeyini geleyim, göstereyim. Seni aramamaktaki, seni işe aramadım diye değil yine. Bulamadım, işe yapamadım. Gel bunları göstereyim diyorum. Yüz yüze işe ise istemiyorum diyorsan yine işe yer. Şöyle bir dök düşün, gör ortamı. Haksızsam ne gerekiyorsa yap. Peki, şimdi araya gidiyorum. Dediğim gibi Önder Bey'in 22 yıldır görmediği, 5 yaşındayken ayrıldığı kızı, dün bundan emin değildik ama artık bunu bugün biliyoruz ki babasını izliyor, babasını şu anda söylediklerini can kulağıyla dinledi. Bir araya gideceğim, aranın dönüşünde de sana haberlerim var. 2 yıl önce Ankara'da bir cinayet işlendi. 36 yaşındaki Özkan bu cinayette hayatını kaybetti. Vahşi bir cinayete kurban giden Özkan Öksüz'ü ölüme götüren sebepleri ekibimiz araştırmaya devam ediyor. Özkan Öksüz neden cinayete kurban gitmiş olabilir? Cinayetin sebebi hayatına giren kadınlar mı? Özkan Öksüz cinayetinde bakmamız gereken başlıklardan biri ilişkiler. Öldürülmesinin sebebi o kavga mı? Cinayet, o bu gibi suçlardan hüküm giymiş, yatmış, çıkmış bir adamsa
Özkan kirli işlere bulaştığı için mi katledildi? Hüseyin'le birlikte bu pis işlere bulaşmış olabilir mi? Efendim 2008 yılında Şahin Ayar Fatma isimli bir hanımla evleniyor. 2009 yılında da bir kızları dünyaya geliyor. Aslında hikaye asıl ondan sonra başlıyor. Severek apar topar evlendiler. Ama boşandıklarında tek çocukları sorun oldu. Şahin Ayar 3 yıldır evlat hasreti çekiyor. Ben sana 3 senedir çocuğunu göremeyen bir baba gözüyle bakıyorum. Çocuğu gösterilmeyen... Çocuğu neden Şahin Ayar'a göstermiyorlar? Yok, sana göstermeyeceğim. Sana baba dedirtmeyeceğim. Neden sürekli para istiyorlar? Devamlı para istemeye başladılar. Evlendikten 8 ay sonra doğan çocuğun babası kim? Eğer evladımsa ben sahiplenmek istiyorum. Bunu Serap Hanım bulsun. Bulsun benim yavrumu getirsin. Süheyra evine kocasına geri döndü. Gel ya gel. Ayşegül bugün bulunduğu ve şu anda yanımızda. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Niyasi Hanım'ın üzerinde bir erkek DNA'sı bulundu. Şüphelilerden DNA bakılacak ve ortaya çıkacak. İki kişi mi işledi bu cinayeti? Sıla savcılığa ifade verdi. DNA örneği alındı. Ahmet K. ve Bünyamin A. DNA için kan örneği alınacağı yönünde bir bilgiye ulaştı. Bu dolandırıcılar yakalandı. Döke saça gitti paraları ama herhalde bir dalgındı. Para sahibini buldu efendim. Fatma Duymaz bulundu. Sizin sayenizde Serap Hanım. Biz ona sıcacık bir yuva nasip edeceğiz inşallah. Ay ne güzel ya. Meryem ortaya çıktı. Ben düşündüm beyime geri döneceğim. Beyime geri döneceğim. Darısı buradaki konuklarımın başına. İnşallah. Mutluluk gözyaşları dökelim. İnşallah. Şimdi Önder Bey biliyorsunuz 5 yaşındayken ayrılıyor çocuğundan. Diyor ki vermek zorunda kaldım. Şartlarım öyleydi. Ve şu anda 27 yaşında kızı. 22 senelik hasreti sona erdirmek için çabalıyoruz. Önder Bey'e ben şu müjdeyi verdim ki kızı bizi izliyor. O yüzden de Önder Bey'in söyleyeceği, o kameraya bakarak, kızının gözünün içine bakarak söyleyeceği her şey o buluşmanın olup olmamasını belirleyecek. Doğru mu? Yani bir kere babasının samimiyetine, dürüstlüğüne inanması lazım kızının. Kolay değil. 22 sene. Şimdi Önder Bey biraz anlatıyor ama olayları yakından bilen bir teyzesinin oğlu var Önder Bey'in. Ekrem Bey. O diyor ki ben de bir anlatayım. O çünkü biraz ifade edemiyor. Bir de heyecanlı biliyorsunuz, duygusal. Ekrem Bey merhaba. Merhaba. Ekrem Bey siz anlatın Önder Bey'in hikayesini de. Kızı dinliyor çünkü bizi. Çok önemli söyleyeceğiniz şeyler. Serap Hanım, önce merhaba, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Ben Önder'in teyze oğluyum, Uşak'ta duruyorum. Önder'i çocukluktan beri bütün tabiri caizse ciğerini ben biliyorum. Önder çok sefil bir hayat yaşadı. Hala o durumda. Sizlere söyleyemiyor. Bakmayın üzerindeki takım elbiseye. Şu anda yiyecek ekmeğe muhtaç bir konumda. Keşke kameralarınızla gidip de köyünde, evinde bir yayın yapabilseniz de durumunu görseniz. Bu arada da duyarlı vatandaşlarımız bu konuyu incelerse çok sevinirim. Çok çile çekti. Babası babalık yapmadı. Annesi rahmetlik öldükten sonra buna göz konak gelen olmadı. Benim buraya geldi yıllarca, affedersiniz, köpek kedi bağırsınız durmayacak kulübede yaşadı burada. Çok sıkıntılı, intihar etmelere kalktı. Parklarda yaşadı. Ben gittim yanına, parkta yaşadığı zaman intihar etmekten ben vazgeçtirdim. Onun için çileyle doğdu, çileyle büyüyor, çileyle gidiyor ömrü, hayatı. Ama aklından bu çocuğu asla ve asla çıkarmadı yani. Hep içindeydi. Ben derdim boş ver. Öbür evlatlar insana bakmıyor mu derdim falan. Ama o bir hasret onda yakıyordu.
Ben de evlat acısını bilirim. Benim de bir çocuğum vefat ettiği için aynı çileyi çekiyoruz. Bunun eğer mümkünse, madem ki Suna da bizi dinliyorsa, benim numaram sizde mevcut, sakıncası yok, verin. O beni arasın ki ben de o kıza gerçekleri size söylediğim gibi, hatta daha fazlasını o kıza da söyleyeyim. Keşke buluşturalım. Bir kere görmesini istiyor. Başka bir menfaati beklentisi yok yani Önder'in. Aslında benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekrem Bey, çok çok çarpıcı şeyler söyledin. Aslında evet, oturduğumuz yerden insanları eleştirmek ne kadar kolay değil mi? Ya, aklın ya neredeydi? 22 sene öyle mi böyle mi? Hiç bunu yapmamak lazım. Bilemeyiz evet o insanın neler yaşadığını. Ben diyor daha söyleyemediklerim var diyorsunuz Ekrem Bey. Yani, evet. Önder Bey de diyor ki zaten ben kızımın hayatı kurtulsun diye verdim. Benim çektiğim sefilliği, perişanlığı o çekmesin diye verdim. Bunları söylüyorum ki Suna bizi izliyor. Suna iyice bunları anlasın, iyice öğrensin diye söylüyorum. Sen çok güzel konuştun Ekrem Bey. Çok teşekkür ederim. Yani keşke olabilse, yani imkanım olsa, inan ki yerinde yurdunu bilsem gidip yanına birebir konuşmak isterdim kızla. Anlatmak isterdim. Hatta alıp gelmek isterdim onunla, buluşturmak. Onun buna çok kendim de yani yardım olabildi ancak bu kadar. Ben de emekli bir vatandaşım. Ama aklım her zaman ondaydı. Kendi de iyi bilir. Zaten sülalede akraba da tek dostu da benim zannedersem, başka da yok. Kimse ona fakir biri olduğu için bakmıyor, selam vermiyor yani. İnsanlar böyle bir durumda. O yüzden bir tek can dostu benim onun. İnşallah hayırlısı olur hakkında. Neyle geçiniyor Ekrem Bey? Önder Bey, 3 tane çocuğu, bir karısı var, kendi var, 5 kişiler. Nasıl geçiniyorlar? İnanın bakın Serap Hanım, şimdi demin de dedim ya, keşke bak bir imkanınız varsa bir kameramanla ya bir denetleyen birisiyle gidip de bir evini çekseniz, köyündeki pozisyonunu. Hakikaten yürekler arası pozisyonda yani. Demin de dedim ya, ceketine, takımına bakmayın onu. Mesleği icabı öyle, kendi diktiği için giyiyor onu. Yoksa cebine bakın şimdi. Kurcalayın cebini, ekmek parası yoktur yani. Yalnız takım elbiseye baktığımızda ne kadar da iyi bir terzi olduğunu evet, görüyoruz. Evet, o da çok evet, el becerisi. Ondan hiç şüphem yok. Fakat çok gururlu bir adam. Yani, o yüzden yani de hiç bunları dile getirmedi biliyorsun Ekrem Bey. Sadece bu pozisyona getiren, bu pozisyonuna getiren tek kişi babasıdır Serap Hanım. Kendi öz babası. Evet, öz babası. Allah inşallah öbür dünyada ona hesabını soracak. Biz de soracağız ona inşallah. Annesi olsaydı bunun konumlara gelmezdi. Teyzem çok iyi bir insandı. Din hocasıydı. Yani kendisi baba, hocaydı. Allah'ını bilen insandı. Baba galiba evlilik yapıyor. Ondan sonra işler değişiyor anne öldükten sonra. Evet, olmaz komaz olsun. Daha annesinin mevlidi okunurken bir başka kadından evlenmeye kalktı bu adam. Şimdi siz lütfen hatta kalın. Önder Bey'in diğer kızı, yani evli olduğu hanımdan olan, ikinci eşinden olan kızı Özlem telefondaymış. Özlem merhaba. Merhaba. Nasılsın kızım? İyiyim. Tabii üzülüyorsun sen de durumları böyle görünce değil mi? Yani evde olmadan. Bak kızım, şimdi senin ablan izliyor babanı, seni de duyuyor evet şu anda. Sen kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Hadi sen de kızım ablana seslen bakayım. Durumunuzu anlat. Babanın onu aramak için neler yaptığını, babanın onun tamam yokluğunda ne kadar acı çektiğini sen de anlat. Siz kardeşsiniz. Baba bir, kardeşsiniz. Evet. Anlat yavrum hadi. Şimdi şöyle, yani babam, ben kendim bildim bileli arıyor yani. Çok istiyor görmeyi. Ya ama bir türlü yani ulaşamıyor imkanlar şeyi yüzünden. Sen babanı anlatsana ablana. Nasıl bir insan? Ya baba çok iyidir yani. Bizi bu yaşa kadar getirdi. Yani yemiyor içmiyor, sürekli bizim için uğraşıyor. İyi huylu, yumuşak bir baba mı? Aynen ya, yani biz babamla zaten arkadaş gibiyiz. Ya baba kız demezsiniz bizi görseniz. Ya ben her sıkıntımı, sorunumu anlatabilirim. Ablana bir şey söylemek istiyor musun? Sen de merak ediyor musun ablanı? Ya merak ediyorum tabii. Ya babamı görmesini çok isterim. Babam çünkü yani aşırı derecede görmeyi istiyor. Yani kız.
Söyle o zaman ablana. Sen de söyle. Ben seni merak ediyorum. Görmek istiyorum de Özlem. Evet. Yani lütfen babamla görüşürseniz çok mutluluklar. Baban galiba bu fakirliği falan da çok sorun etmiyor. Onun ettiği sorunu bence kızı. Şimdi tabii sen... Ya evet, içime dert oluyor, evet. Şimdi ablan şöyle düşünebilir. Özlem, sen babanla büyüdün, annenle büyüdün. Aynen. Sen şanslısın. Baban bize göstermediği ilgiyi babam size gösterdi, evet, diye düşünebilir. Ama bu hayat böyle bir şey. Yani kimse... Ya, İmkanı burada... olsa evet, tabii o da yani ister... O anlamda çok uğraştı çünkü kaç kez defalarca. Uğraştı mı yani ablanı bulmak için baban? Gerçekten... Ya tabii uğraşmaz mı? Çocukluğundan sürekli yani uğraşmak için elinden gelen çabayı harcıyor ama yani bulamadıktan sonra elinden bir şey de gelmiyor. Bir de bu işler için gerçekten para lazım. Oraya gideceksin, yani para gideceksin. Gerekiyor. Parasız hiçbir şey olmuyor ki bu hayatta. Aynen. Adam üç çocuğuna zor bakıyor diyor. Baksanıza Ekrem Bey, evet, gelin nasıl bir hayat yaşadığını görün diyor. Yani ekmek parası olmuyor, yeri geliyor zaman cebinde diyor. Zaman da lazım, para da yani, lazım. Hani zaman olsa bile paranız yoksa hiç eliniz kolunuz bağlı. Lütfen Suna, bunları can kulağıyla dinle, olur mu? Bizi izliyorsun biliyorum. Lütfen can kulağıyla dinle. Peki Özlem, teşekkür ederim. Ekrem Bey, bir şey söylüyor musun? Ben bu Suna'nın bizi, beni bir kere aramasını lütfen istiyorum. Benim numaramı ona iletin. Sizle mutlaka irtibattadır o. Benimle görüşsün. Ben de bir de onunla görüşürsem daha bir faydalı olur gibi geliyor. Tabii ki bu işleri siz daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Yani bize bile söylemediğin şeyler var ve onları Suna'ya mı söyleyeceksin? Aynen. Ne yapalım? Bu çocuğu, bu garibanı kavuşturalım. Bir de sizden bir istirhamım var. Deminki bağlanan kızı var ya. Özlem. Ha, Özlem çok akıllı, çok zeki bir insan ama çok sıkıntılı oldukları için üniversite hayatını devam ettiremeyebilir. Bilmiyorum şu anda konumu ne durumda da. Ama buna bir destek çıkılırsa, çünkü böyle bir çocuğu babasının 55 senedir çektiği sıkıntıyı o çocuklar çekmesin. Çok zeki bir insan. Bunun elinden tutarsak çok sevinirim. Özlem nerede okuyor? Lise son okuyor. Nerede? Lise son okuyor şu anda. Lise son. Evet. Üniversite sınavlarına girecek mi? Girecek. Gücüm yettiği yere kadar okuyacağım Serap Hanım. Yettiği yeri yok ki garibanın. Gücüm ne kadar iş ederse. Şimdi... Bak yetmez diyor aslında, sen yok, gururundan yok söylemiyorsun da. Önder yok. Bey, senin evine ayda kaç lira para giriyor? Hiç geçmiyor Serap Hanım. O söylemeden ben söyleyeyim size. Hiç geçmiyor. Köyde terzilik yapıyor. Onun bunun yırtığını dikiyor. O da para verisi alıyor. Ben size söyleyeyim. Of. Tamam. Yani o şu anda dese ki Suna, hadi gel buraya, ben falan memleketteyim dese, oraya gidecek durumu yok yani. O sevinçli habere gidecek durumu yok. Bu bir gerçek. İş oraya gelse onu biz göndeririz de. Hayır, tabii ki mutlaka siz yardımcı olursunuz da. Yani bu konumda yani. Böyle bir mutlu zamanda insan bulamaz mı? Ama bulamaz işte. Ben de böyle iddia ediyorum yani. Çok zor durumda kendisi. Anladım. Evet, içerisinde hepimiz acize düşebiliriz. Her zaman. Peki tamam, Ekrem Bey, sağ olasın. Şimdi siz geliyorum olun, haberlere. Önce sana bir ev göstereceğim Önder Bey. Bu ev kızın Suna'nın yaşadığı ev. Bir de şunu söyleyeyim sana. Çok yakında bir torunun olacak. Suna hamile. Dede olacaksın. Aslında insanı ne kadar mutlu edecek haberler. Ama işte bu şartlarda gözyaşı döktürüyor. Peki. Şimdi evi bir görelim. Bu ev kızının Ankara'da, sana gelen haberler doğru aslında. Kızın evli ve Belçika'da yaşıyor. Senenin 50 günü, aşağı yukarı 50 günü yaz aylarında Ankara'da yaşıyor. Biz o evi bulduk. Şimdi ben sana kızının, ekrana veremiyorum ama, kızının
bugünkü halini gösteriyorum. O 5 yaşındaki fotoğrafı var ya, bir getirelim ekrana. Bana göre aynı hala. Senin kızın Suna şu anda bu. Sana da benziyor. Ben sana bak. Hı? Bu. Bu değil mi? Bu. Gel kızım gel. Bu tak evet. İşte Suna. Burası da Belçika. Senenin 50 günü de Belçika'da yaşıyor. Ankara'daki evini bulduk. Kapısını çaldık. Aradık. Şimdi bu arama çalışması geliyor ekrana. Sonra da habere geçeceğim. Önder Ahmetçioğlu 22 yıl önce izini kaybettiği kızı Suna'yı arıyor. 22 sene önce nasıl ayrıldın onda? Nasıl bir gündü? Hala gözümün önünde. Bitmiyor o gün. Gerçeğin peşinde ekibi, Önder Bey'in en son 5 yaşındayken gördüğü kızı Suna hakkında aldığı bir ihbarla hemen yola koyuldu. Önder Bey'in kızı Suna Ahmetçioğlu'nun yazın arkamda görmüş olduğunuz evde kaldığına dair komşularından biz de bazı bilgiler aldık. Bakalım Suna Hanım gerçekten bu evde kaldı mı? Kapısını çalalım. Önder Ahmetçioğlu kızı Suna'ya kavuşabilecek mi? Şimdi birazdan Belçika'dan bir telefon bağlantısı alacağım. Bu bir. Geliyorum ikinci habere. Şimdi Suna şu anda Belçika'da. Dediğim gibi hamile ve yakında bebeği dünyaya gelecek. Fakat tesadüfe bakın ki biz onu ararken evin kapısını çaldık tabii. Kayınpederi gelmiş Türkiye'ye. Bir gün önce ya da iki gün önce gelmiş. Olaylardan haberleri var. Öğrendiler. Kesinlikle görüşmek istemediğini söylüyor. Bunu direkt Suna'dan duymadık. Bak bunu da söyleyeyim. Bunu kayınpederi bize söyledi. Röportaj teklifimizi reddetti. Telefona bağlanma teklifimizi reddetti. Dedi ki benim gelinim babasıyla görüşmek istemiyor. 22 senedir klasik klişe bir şey vardır. 22 senedir aklı neredeydi? Bundan sonrasında nasıl bir baba kız ilişkisi olabilir deyip konuyu kapattı. Şimdi ben sana onun için diyorum ki kızın bizi izliyor. Belçika'da onların yaşadığı mahallede hakikaten çalkalanıyormuş şu anda. O yüzden ben onu hala ikna edebileceğimizi düşünüyorum. Hala gerçekleri öğrenirse bir yerlerinde bir sıcaklık hissedeceğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar tek taraflı dinledi hep olayları, doğru mu? Annesiyle yaşadı, onun çevresiyle yaşadı, tek taraflı dinledi. İlk defa senin tarafından dinliyor. Onun için diyorum, sen şu bak ışığı yanan kamera var ya, evet. Ona bakarak artık kızınla konuşabilirsin. Kızın var karşında çünkü. Kızım, 80 milyon önünde açıklamasını işe uygun görmediğim çok nedenler var. Bunu senle karşı karşıya neden aramadığımı ispatlı şekilde işe yapmadıktan sonra önüme herkes engel konuyor. Ben o engelleri aşamıyorum. Ben artık iyice çaresiz kaldım. Sen gel bir defa da olsa işe yap, beni bir dinle. Dinle ki kararı sen ver. Sağda solda her şey herkesi söylüyor. Ya neymiş bu yaştan sonra aramamışım, buraya kadar niye aramamışım? Bunun sebepleri var. Burada açıklayamıyorum işte. Gel karşılıklı alo mu diyeceksin, buraya mı geleceksin? Veya nasıl olacak bir benle görüş. Bunları sana ispatlı şekilde işe yapayım. Gerekir. Artık iş sana kaldı. Engelleri aşamıyorum. Gücüm kalmadı. Yaşım geldi, gideceğim. Gözüm arkamda kalmasın en azından. Gel bir konuşalım. Benden dinle gerçekleri. Hep dinledin, bir de benden dinle gerçekleri. Gel o tokatları yine at bana. Ben yine saklayayım, sen at bana. Benim canım tokat istiyor. Gel bana bir tokat vur. İki tokat vur, beş tokat vur. Gel yeter ki konuş benimle.
Artık bitti, gücüm kalmadı. Gerekirse tamam sen babam değilsin de ama gel yeter ki dinle bir beni be. Ne yapacaksan yap, gel dinle. Söyleyeceklerim bu kadar. Yarın hanım ne diyeyim daha? Suna, aşamıyorum engelleri. Bu arada Suna'ya şunu söylemek istiyorum. Dün bütün gün mesela konuştu programda Önder Bey. Suna'nın annesiyle ilgili en ufak bir şey söylemedi. Kötü bir şey söylemedi. Suçlamadı. Dedi ki bendeydi problem. Çünkü benim problemlerim vardı. Annemi kaybettim. Babam bana kötü davrandı. Yok yoksuldum. Ama asla bunalıma girdim. Ki olabilir. Olabilir bütün bunlar. İnsan bir anda hakikaten şuurunu, zihnini, psikolojisini, her şeyini kaybedebilir. Anneni suçlayacak hiçbir şey de söylemedi Suna. Ne olur babanı bir dinle. Lütfen yan yana ya da telefonda her neyse lütfen yargısız infaz yapma. Bugüne kadar hep tek taraflı dinledin. Bırak bir de baban anlatsın sana. Ya şu ölümlü dünyada yarın bir gün Allah korusun hani eceli gelir ölür sonra vicdan azabı çekersin. Bak sen de anne olmak üzeresin. Belçika'dan bir telefon alacaktım. Hazırsa alalım hemen. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Evet siz galiba olayı takip ettiniz ve Suna'yı da tanıyorsunuz, doğru mu? Evet doğru. Suna ne diyor babasının bu arama çabalarına? Kesinlikle istemiyor babasını. Yani bunca sene sonra nasıl bir ilişki olabilir aramızda diyor. Ne diyebilirim çünkü ben onu baba olarak hiçbir zaman bilmedim diyor. Hı hı. Ve Suna aslında 11 yaşına kadar Afyon'da kalmış annesiyle ve 5 yaşından sonra neden babam beni hiçbir zaman aramaz, isteseydi arar bulurdu diyor. Hı. Ve şunu da söylemek istiyorum, duyumlarıma göre daha doğrusu. Geçen sene Suna evlendi ve eşiyle Afyon'a gitmiş tatile. Hı. Ve babası onu o halde görünce aramaya başlamış demiş, yani diyorlar daha doğrusu. Ve hiçbir şekilde inanmıyor yani samimiyetine. O zaman hemen sorayım. Sen Önder Bey kızını geçen sene oraya geldiğinde gördün mü? Kesinlikle. Görseysen... Belki de duymuştur. Duymuş olabilir yani geldiğini. Son model arabalarla gelmiş ve altını falan varmış kolunda diyorlar. Ve ondan sonra aramaya başladı Önder Bey diyorlar. Hanımefendi bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Önüme konan engellerden sizin haberiniz var mı? Yani az önce dinledim ama geçen yıldan sonra yani daha doğrusu geçen yazdan sonra aramaya başlamışsınız. Daha önce aramadığımı kim söyledi peki? Ya aramış olabilirsiniz ama 11 yaşına kadar Afyon'da kalmış annesiyle. O zamana kadar neden beni aramadı hiç demiş. Çünkü dayılarıyla falan gayet tanıyormuşsunuz yani. Ben tanımıyorum diye veya onları kötülemek amacıyla çıkmadım ki şimdiye kadar. Yok kötüledi falan denmiyor zaten. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece 11 yaşına kadar annemle ben Afyon'da kaldım. Nedir 5 yaşından sonra gelip de bir gün beni görmedi diyor yani. Ben anlatamıyorum galiba. Önümde engeller vardı, sebeplerim vardı. Diyorum ki o engelleri aşamadım. Yani 22 yıl sonra aşabildiniz mi o zaman? Şu anda da aşamadım ki buradayım. O engelleri bir aşabilsem zaten hallolacak da o engelleri aşamıyorum. Önüme bir sürü engeller konuluyor. Yani ben kötülemek amaçla aramadım ama sadece hayır ben de söylemek için yani. O da yani telefondaki kişi de sağ olsun hani bilgileri bize aktarmak için yoksa onun evet. da bir niyeti yok. Sadece ona iletilenler bunlar. Ben şimdi hanımefendi ben sizi buraya kötülüyor diye veya şey diyor diye şey yapmıyorum size. Yan tepki diye düşünmeyin bunu. Yani arıyorum. Allah razı olsun. Siz de yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Yani keşke kavuşsalar yani. Biz de isteriz ama yani Suna kesinlikle istemiyor. Şu anda 1,5 ay kaldı yani doğuma. Yazık o da yani burada strese girdi. Şimdi en azından siz arkadaşıysanız bu olaya da sıcak bakıyorsanız bir telefonla bağlanıp bunları babasına da söyleyebilir. Belki babası onu ikna edebilir. Belki bir sıcaklık oluşur.
Yarın bir gün kendisi de anne olacak. Evladının ne demek olduğunu anlayacak. Allah kimseyi evladından ayırmasın. Şimdi Önder Bey, yani şunu demek istiyor aslında. Geçen sene evlenip eşiyle oraya geldiğinde zengin bir hayat sürüyor belli ki. Son model arabalar, takılar falan. Bunları duymuşsun sen. Göya işte zengin bir kızım var artık arayayım demeye getiriyor. Doğru mu anlıyorum ben? Böyle bir şey var mı? Ben öyle bir şey olmuş olsa şimdiye kadar zaten 50 kere işe yaparım. Artık bu programda mecbur kaldım artık. Bu işe de girmem. Bir sonuç çıkmayınca bilmiyorum artık. Nereye orada görülmüş müyüm ekranlarda? Yani görülmüşsünüz. Kesinlikle duyulmuş yani. Ben bütün kanallara işe yaptım, müracaatimi ettim ama bir Buğra haricinde bir işe yapan, elimden tutan olmadı. Öyle söyleyeyim abi. Yani oraya kadar başka şekilde de arayabilirdiniz. Sonuçta dayılarını biliyorsunuz. Programa çıkmak yerine oraları araştırsanız, Afyon'a gitseniz daha iyi olurdu yani. Belki şöyle bir şey olmuş galiba. Yani Suna'nın akrabaları falan da sanki görüştürmemişler gibi anlıyorum ben ilk dönemlerde. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama işte yani. Bunları Suna hep tek taraflı dinliyor. Hep tek taraflı dinledi. Ana, annesinden, dayılarından dinledi. İlk defa yok, babası... Annesi hiçbir şekilde kötülemiyor yani. Arasın konusun diye ama Suna istemiyor. Öyle, ben de öyle duyuyorum Serap Hanım yani. Anladım ben sizi. Peki şunu söyleyelim. Madem beyefendinin Afyon'daki hayatından bu kadar haberdarlardı, annesi deseydi 11 yaşına kadar orada yaşadıysa bir adam gel çocuğunu gör diye. Ama annesi bunu bir anne olarak teklif etseydi. Hayır, annesini boşuna suçlamayın. Çünkü Önder Bey kendi imzasıyla demiş. Acize düşmüş olabilir. Akıl, ruh sağlığını o dönemde geçici bir süre için kaybetmiş olabilir. Fakir düşmüş olabilir. Acize düşer yani insan başına bir şekilde olabilir. Olay gelir. Anne ona yardımcı olup madem müşterek bir çocukları var, anneyi suçlamıyorum. Anne aklı başında, daha evladına da sahip çıkmış, daha hayatın içinde aralarında Suna telefondaymış. Suna telefondaymış. Evet, bu gerçekten sürpriz oldu. Suna merhaba. Alo, merhaba. Merhaba Suna. Ben aradan çekileyim de siz konuşun bence ama ne olur sakin ve anlamaya çalışarak çok rica ediyorum senden. Lütfen siz konuşun baba kız. Merhaba kızım. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Ben sadece hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Ben annemle ayrıldığımda Afyon'daydım. Bildiğim yerdeydim. Tanıdığım yerdeydim. Hiçbir yere gitmedim. Yurt dışına çıktığım zaman da o süre içinde hala Afyon'da yaşıyordum. Ayrılıp ayrılmaz. Ben direktmen yurt dışına gelmedim. Beni bu süreye kadar aramadın, sormadın. Ben seni hiç tanımadım. Hiçbir şey, ya ilgi beklediğinden değil, maddi manevi hiçbir şeyini görmedim. Ve bu süreden sonra beni ne ara, ne sor. Ben bu mutluyum. Sağ olsun annem beni hiçbir şeyinden eksik etmedi. Her şeyimle ben şu an çok mutluyum. Peki kızım sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Birkaç kişiden sen telefon numaramı istemişsin. Sana verdiler mi benim beni bilen kişilerden istemişsin? Özellikle kan bağım olan kişilerden diye mi artık? Burada açıklayamıyorum. Hayır. Ben telefon numaranı hiçbir zaman istemedim. Çünkü ben seni tanımadım. Sen beni hiçbir zaman arayıp sormadığın için ben seni tanımadım. Ben senden ne sıcak bir yüzünü gördüm, ne bir şeyini gördüm, ne ilgini gördüm. Ben o okula gittim. Hiçbir zaman arayıp sormadın. Bu zamandan sonra da neredeydin? Bu zamana kadar neredeydin? Ben böyle mutluyum. Benim annem benim senin eksikliğimi göstermedi ki. Ben, her şeyiyle bana saçımı süpürge yaptı. Ben seni zaten mutlu... Beni rahat bırak. Sağ ol kızım. Sen de eğer böyle yapıyorsan artık yapacağım bir şey yok. Yani ben anlatmaya çalışıyorum. Sen tek taraflı işe olduğun için sen de işe yapıyorsun. Ne diyeyim? Allah ömrünü Önder uzun etsin. Ama hayır, tek taraflı değil. Ben 27 yaşındayım. Ve bu yaşıma kadar
Öncelerin bana hiçbir araştırman gelmedi. Okula gelebilirdin. Terapiste görmek isteseydin yapabilirdin. Ve tanıdıklarım Türkiye'de çok iyi biliyorsun ki ulaştırırdı kişiler zamanında bazı. Zaman geçtikten sonra değil. Önder Bey, Sunan'ın... Ben direkt ben Afyon'da yaşıyordum diyor. Ben yurt dışına çıkmadım. Ve ayrıca yurt dışına çıktıktan sonra da ben artık huzurumu bozmak istemiyorum. Ben böyle çok mutluyum. Sunan'ın da haklı olduğu taraflar var. Senin de onu anlamaya çalışman lazım. 5 yaşında... Ben orada okullara gittim. Sen çektiysen ben de çektim. Ama annem Allah razı olsun. Beni hiçbir şey mutlak etmedi. Kızım benim demek istediğim o ben değil. Sadece, ben senden beklentim hiçbir zaman olmadı. Çünkü seni tanımadım. Karşıma çıkıp ben senin babanım demedin sen bana. Hiçbir zaman kendini göstermedin bana. Ve bu süreden sonra benim sana ihtiyacım yok. Çünkü tanımıyorum seni. Suna yavrum ben bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki baban baştan sona haksız. Baştan sona kusurlu, suçlu. Peki bundan pişman olmuş olamaz mı yavrum? İnsan, ya insanlar... kendimi nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama tanımadığınız bir kişiden ne kadar ilgi beklersiniz ki? Ben artık hiçbir şey beklemiyorum. Ben böyle huzurum. Benim annem var. Onunla gurur duyuyorum. Ben bu yaşıma geldim. Ben de bir evlat bekliyorum. Allah'ım Rabbim hepimizin hakkında hayırlı nasip etsin. Sizden artık rahat bırakmanızı istiyorum. Yine de dönüşüne teşekkür ederim. Yine de teşekkür ederiz. En azından bağlandın. Çünkü bunu senden duymak istedik. Ama kimsenin göstermediği falan yok. Her zaman herkes benim kararlarıma saygı durdu. Akrabalarım, ailem, hepsi. Ama ben tanımadığım bir kişiyi beni araştırmadı, sormadı. Ben Afyon'da yaşıyordum. Nerede yaşandığım belliydi. Kimle yaşadığım belliydi. Hiçbir zaman karşıma çıkmamış babayı ben bu süreden sonra görmek, duymak, konuşmak istemiyorum. Suna hiç yakınlık duymuyor musun şu anda ekranda görüp? Hayır. Belki biraz süre geçse, arada bir zaman geçirseniz, gene de bir kız çocuğu her zaman babaya illa maddi olarak bir ihtiyacın olmayabilir. Allah da muhtaç etmesin. Allah da bir an önce... Olduğu zamanlar çok oldu ama Rabbim anneme öyle bir sabır verdi ki annem beni hiçbir şey muhtaç etmedi. Ben şefkat görmedim babadan. Ben babamı tanımıyorum ya. Bunu anlamak istemiyor musunuz? Ben tanımıyorum. Ben anlıyorum seni hocam. Çok da haklı tarafları evet, var. Benim okula gittiğim okulu biliyordu. Yani ben Afyon'daydım. O da Afyon'daydı ya. Afyon. Çok büyük bir travma geçirmişsiniz tabii. Birdenbire sevdiğiniz hani baba diye gördüğünüz bir insan hayatınızdan gidiyor ve hiçbir zaman arayıp sormuyor. Arkadaşlarınızda etrafınızda görüyorsunuz babaları var işte onlara bir şeyler alıyorlar. Tanımadım baba ki. Diyorlar. Tanımadım. Ben o duyguyu tanımadım. Eminim ki siz hatta gece... Her şeyle her eksikliğimi doldurdu. Benim tanımadığım şu an karşımda bu seneye kadar, bu süreye kadar bilmiyorum. Ben Suna Hanım artık, maddi olarak ve şefkat olarak tabii ki eksikliğini doldurmuştur. Fakat o baba figürü bir çocuğun yaşamında ciddi önemlidir. Küçükken özellikle ve 5 yaşına kadar da tanımışsınız üstelik. O yüzden o çektiğiniz... Kaybedince birdenbire o babayı kaybedince çektiğiniz acı ölüme eşdeğer bir yani ölseydi de aynı şekilde acı çekecektiniz. Ama belli bir süre sonra unutma şansınız olacaktı. Ölmediği için yaşadığı halde babayı kaybetmek daha da büyük bir acı. Şu anda tabii hayır ben o acıyı hiç tatmadım. Ben sevgiyi görmedim çünkü babam yaşadığında bana o sevgiyi göstermiyordu. Yani bu kadar büyük bir acı. Aile sorunlarıyla veya başka bir sorunlarla. Bir sevgi şefkat gösterilmesi için illa paranın lüks hayatın olması gerekmiyor. Kızım sen öyle söylüyorsun da susuyorum hala susuyorum da sen benim çektiğimi neler çektiğimi biliyor musun? Peki sen beni araştırdın mı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Tamam ben bütün niye araştırayım ki? Beni araştırmayalım ben niye araştırayım? Bütün suç bende diyorsun ya tamam bütün suç bende de olabilir. Peki sen bir günden bir güne nerede bu babam olacak artık diyemiyorum burada. Nerede diye şey yapamadın mı bir günden bir güne? Madem bak her şeyimi biliyorsun. Afyon'daymışsın beni de araştırmışsın. Ben vallahi bilmiyorum. Hayır araştırmak
hasta değil. Ben o vallahi billahi eğer senin aslında olduğunu bilseydim ben 50 kere sana gelirdim, işe yapardım. Bir de dilenseydim ben yine gelir seni bulurdum. Bilmiyordum kızım, bilmiyordum. Ben hala sana anlatamıyorum galiba şeyimi, sıkıntımı. Önüme engeller vardı. Gel diyorum ben sana, bunları ispatlı şekilde şey yapayım diyorum. Ben kötülemek amaçlı şey değilim kızım. Teşekkür ederim. Hiçbir şey istemiyorum ben. Teşekkür ederim. Bu şekilde ben çok mutluyum. Annemden Allah razı olsun. Rabbim herkesin hakkısında hayırlısını eylesin. Bu şekilde. Ben kendi rızam olarak 27 yaşındayım. Ve bu zamana kadar beni görmeyip araştırmayıp her şeyini esirgeyen bir kişiyi ben şu andan sonra görmek istemiyorum. O zaman senin ondan ne farkın kalıyor Suna? Suçladığın babandan ne farkın kalıyor? Sen Avrupalarda yaşamış, daha genç, daha medeni, daha affedici düşünmeksi gereken bir genç kadınsın. O zaman suçladığın babandan ne farkın kalıyor? Bana bir söyle. Kusura bakmayın, saygısızlık etmek istemiyorum ama ben kapatmak istiyorum. Ben yüklü bir bayanım, son aylarındayım. Ben bu halimde memnunum ve çok mutluyum. Bir sabaha kadar beni geldiniz, iki gündür televizyonlara çıkmalar falan filan. Bunlar çok geçti artık. Tanımadığım bir kişi şu an karşımda, tanışmak, konuşmak istemiyorum. Suna, kimsenin beni kaçırdığı yok. Tamam. Herkes bana kararıma saygı duyuyor. Herkes benim arkamda. Ben kendi isteğimle konuşmak istemiyorum. Peki Suna, Allah görüşmek sağlıkla istemiyorum. Bir bebek dünyaya getirmeyi nasip etsin sana inşallah. Teşekkür ikiniz de ederim. Çok sağlıklı olun. Ama babam diyor ki ben ceplerime onun sevdiği şeyleri koyardım. Benden onları almak için yüzüme tokat vururdu. Böyle bir oyun vardı aramızda, hatırlıyor musun o oyunu? Hayır, hatırlamıyorum. Babana dair hiçbir şey hatırlamıyor musun Suna? Hayır, çünkü benim karşıma iki adam koysalar ben... şu benim babam diyecek derece gelmedim. Çünkü o sevgiyi, o şeyi görmedim. Beni hiç arayıp sormadığı kişi şu an karşımda bana bunlardan bahsediyor. Bu zamana kadar aranmadım. Bu zamandan sonra da aranmak istemiyorum. Peki. Eğer fikrini değiştirirsen bizim numaralarımız var. Ararsın, farklı bir şey de sağlarız. Dediğim gibi sağlıkla bebeğini dünyaya getir inşallah. Tamam oldu, teşekkürler. Güle güle de büyütün. Güle güle de büyütün inşallah. Analı babalı büyütün. Aynen. Teşekkür ederim. Analı babalı büyütün diye. Ne diyorsun Önder Bey? Serap Hanım, elimle gelen şeyi yaptım. Son çarem burasıydı. Artık ömrümün bitmesini bekleyeceğim. Artık ne yapayım? Başka en azından bir sesini duydunuz. Evet, son halini gördünüz, sesini duydunuz. İyi koşullarda olduğunu duydunuz. Mutlu, bu da mutluluk verici buna bir şey. Buna çok zaten sevindim. Benim amacım zaten onun hayatını iyice batığa sokmak değil. Yok yok, iyi koşullarda hayatını kurmuş. Dikkat ederseniz hiçbir kötülük veya ne bileyim onları tersleme içerisinde bir şeyde açıklama da bulunmadım. Geri geldi, sustum, bir şey yaptım ama dışarıdan şey yapıyorlar da benim o şeyim yok. Kendime eşkara buraya şov yapmaya gelmedim. Şöyle 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 deyip de ben içine kapanık bir insanım. Her şeyi eşkara söyleyemiyorum. Çok önüme şeyleri vuruyorum. Peki bana Önder Bey, dışarıya olmasın bazen diyorum. Böyle ilk anda o ilk şokla insanlar reddedebiliyor. İşte diyor ki ben istemiyorum ama biraz da talihsiz bir dönem oldu. Talihsiz bir dönem. Zaten hormonları farklı çalışıyor değil mi hocam? Hem öyle tabii ki çok hassas olduğu bir dönem. Artı şimdi çocuklukta yaşadığı o çok büyük acı. Çünkü babayı kaybediyor. Yani hayatında baba figürü var, bir gün sonra yok. Yok yani. Bu acı ve öfkeyle baba şeyini birleştirmiştir, imgesini birleştirmiştir o kafasında şimdi. Yani baba deyince öfkeden başka bir şey gelmiyordur aklına. Önder Bey, sana hak vermekle birlikte, Suna'ya da hak vermek veriyorum tabii ki. Sana hak vermekle birlikte boşandıktan sonra 6 sene Afyon'da yaşamış. İki eli kan da olsa da insan arardı, bir kere de olsa bulurdu. Doğru mu? Yani şimdi hakkını da teslim etmek lazım.
hani almış ertesi gün Belçika'ya kaçırmış değiller. 6 sene 11 yaşına kadar o kız orada yaşamış. Okuluna gidersin, her türlü şeyi göze alırsın. Orada da bir ihmal olmuş ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim, kusura bakma. İnşallah fikrini değiştirirse bize ulaşsın. Efendim keşke her aradığımızı bu kadar kolay bulabilsek. Gideni bulamıyoruz, gideni geri getiremiyoruz. Özkan ne yazık ki bir cinayete kurban gitti ve onu geri getirmek mümkün değil. Ancak onun katil ya da katillerini bulmak aileye bir nebze de olsa bir mutluluk yaşatacaktır. Özkan Öksüz cinayetine geçiyorum. 2 yıl önce Ankara'da bir cinayet işlendi. 36 yaşındaki Özkan bu cinayette hayatını kaybetti. Vahşi bir cinayete kurban giden Özkan Öksüz'ü ölüme götüren sebepleri ekibimiz araştırmaya devam ediyor. Özkan Öksüz neden cinayete kurban gitmiş olabilir? Cinayetin sebebi hayatına giren kadınlar mı? Özkan Öksüz cinayetinde bakmamız gereken başlıklardan biri ilişkiler. Öldürülmesinin sebebi o kavga mı? Cinayet, o bu gibi suçlardan hüküm giymiş, yatmış, çıkmış bir adamsa... Özkan, kirli işlere bulaştığı için mi katledildi? Hüseyin'le birlikte bu pis işlere bulaşmış olabilir mi? Evet, Özkan Öksüz 36 yaşındaydı. 2 de çocuğu vardı. Bir cinayete kurban gitti. Araştırdıkça, eşeledikçe ilişkiler çıkıyor. Firari adamların saklandığı bir ev çıkıyor ortaya. Efendim, bir takım yasaklı maddelerin işte bulunduran, temin eden bir arkadaş cezaevine giriyor. Onun arkasından bu cinayet işleniyor. Onunla bir bağlantısı var mı gibi gibi bir sürü soru. Bu cinayeti bir hatırlayalım. Bugün son cumadan bu yana bu Özkan Öksüz cinayetiyle alakalı ortaya çıkan bir isim var biliyorsunuz. Bize de katılan Sultan'ın ablası Özlem olayı. Özlem sonunda bize röportaj verdi. Onu ekrana getireceğim ama önce bir bu olayların bütününü de şöyle özetle bir hatırlayalım. Hem sırlarıyla gitti hem de geride gözü yaşlı bir eş bıraktı ama düşünün bir gün yıllardır aynı hayatı paylaştığınız eşiniz ölüyor. Başka kadınlar duyuyorsunuz, başka ilişkiler duyuyorsunuz. 36 yaşındaki Özkan Öksüz dosyasında ulaştığımız her ayrıntının üzerinde duran ekibimiz cinayete dair bilgileri değerlendirmeye devam ediyor. Yasak ilişkileri yüzünden mi öldürüldü? Zaten feci bir ölüm. Bir sürü ilişkiler ortaya çıkıyor. İsimler geçiyor. Tanımadığınız bir yönüyle tanışıyorsunuz bir eşinizin. Özkan Öksüz cinayetinde bakmamız gereken başlıklardan biri ilişkiler diyorum ben. Sultan'ın ablası Özlem'le alakalı Gizlitan'ın söylediği ne? Diyor ki Özkan Özkan'ı tehdit etmiş. Özkan da gitmiş adamın iş yerine basmış diyor. Ve bu adam diyor işte gazino mu o mu bu mu filan. Gece aleminden bir gece aleminden bir mekan sahibi gibi birisinden bahsediyor. E buna bakılmasın mı? Bakılsın. İlişkilere bakacağız. Cinayette Nazım'ın payı var mı? Nazım diye bir adam var mı elimizde? Var. En azından insanların şüphe duyduğu. Diyorlar ki bir tane adam saklandı bu evde. Bu kuş evinde firari bir adam saklandı. Bu adam da kuşçu Ali'nin çok yakın bir arkadaşının arkadaşı. Namık'ın arkadaşı. Bu Nazım denen firari adamı 6 ay oraya saklarsanız, sonra da git kardeşim bu evden diye kapının önüne koyarsanız ve bu adam cinayet, o bu gibi suçlardan hüküm giymiş, yatmış, çıkmış bir adamsa size husumet besleyebilir mi? Besleyebilir. Cinayetin sırrı Hüseyin'de mi saklı? Bir üçüncü başlık daha var. Hüseyin bu cinayetten 15 gün önce cezaevine girdi mi? Girdi. Hüseyin cezaevine girerken telefonlarını, iki telefonunu karısına değil de Özkan'a emanet etti. Bu emanetin yerini sadece Özkan biliyordu. Bir de zaten nerede olabilir sorusu sorulduğunda akla ilk gelecek yer Hüseyin'in sık sık takıldığı bu kuş evi olabilirdi. Aramaya da oradan başladılar. Hüseyin'le birlikte
bu pis işlere bulaşmış olabilir mi senin kocan? Hüseyin'in cezaevine girmesiyle, ardından bu olayların peş peşe gelmesiyle, yani benim de aklıma soru işareti olarak gelmedi değil. Evet, geldi. Nadir, Hüseyin'i koruyor mu? Ali diyor ki mesela, Kuşçu Ali, kesinlikle benim arkadaşım değil diyor. Sen de diyorsun ki nasıl tanımaz diyorsun. Ali dayıyla beraber kaldılar o gece konuda. Abla şimdi tanımıyorum deyince çok saçma olur ya bu. Hüseyin'i korumaya çalışıyor olabilir misin sen? Saklayacak bir durum yok abla. Benim abimin katili, yani kanı yerde kalmayacak. Özkan öksüz neden cinayete kurban gitmiş olabilir? İlişkileri yüzünden. Yasak aşklar vesaireler. 2. O firari adamla olan husumet yüzünden. 3. Hüseyin'le bilerek ya da bilmeyerek bulaştığı bir uyuşturucu yüzünden. Özkan Öksüz'ü kim neden öldürdü? Evet. Herkes biliyor arkadaşlarını. Herkesin de parmağı var. Arkasında bir korkutan bunları biri var. Yoksa herkes biliyor arkadaşlarını. Bilmeyen biri yok. Peki Zekire Hanım, sence senin oğlun bu Hüseyin'in bulaştığı o pis uyuşturucu işi yüzünden mi öldürüldü? Sen ne düşünüyorsun? Ben bilmiyorum onu. Yani şimdi öldükten bunu anlatıyoruz. Öldükten sonra ben bunu duydum. Tam bilmiyorsun da anlatıyoruz ya. Evet. İlişki mi diyoruz, Nazım mı diyoruz, o mu diyoruz? Hangisi sana daha iyi, şey geliyor, mantıklı geliyor? Bu Nazım mı geliyor bana? Bu firari adam yüzünden. Evet. Serkan yani, bunu hep biliyor. Bunu çıksın açıklasın. Bu arada, yok, Serkan'ın da parmağı var bu işte. Bu arada ilk defa Serkan bizimle konuştu. Röportaj vermedi, evet, ama telefonda konuştuk kendisiyle. Bu telefon kaydının yayınlanmasına da müsaade etti. Birazdan en baştan beri suskun olan ve Özkan'la cinayetin işlendiği gün sabah birlikte olan, en son gören kişi katillerden önce en son gören kişi Serkan konuştu efendim. Söyledikleri de enteresan. Dobra dobra da bir şeyler söyledi. Serkan'ın bildiği var, parmağı var derken ne demek istiyorsun? Yani şöyle, Serkan akşam yiye, sabah yiye, ikisi beraber oluyor. Ondan bir saat sonra bu olay oluyor. Nasıl haber olmaz? Bir şeyler biliyor ki saklıyor bunu. Hasan Bey, senin oğlun Hüseyin'in o pis işlerine bulaşmış olabilir mi? Hı. Pis işlerine bulaşmaz ama arkadaşının da sırrını vermez. Bulaşmaz ama arkadaşının da kesinlikle yanlışını, sırrını vermeyen bir çocuktur. Canını verir, sırrını vermez. Böyle bir çocuk. Yani Serkan, Özkan kendisi bulaşmamıştır ama, evet, diyorsun. Biliyorsa da arkadaşının yasa dışı, evet, pis işleri olduğunu, bunu da tutup delikanlılığa sığdırıp da gidip, evet, şikayet etmez, evet, ihbar etmez. Hiç yani şey yapmaz. Kimseye de söylemez. Ele vermez, evet. Peki, şimdi o ilişkide kısmına bakacağız tabii. Hüseyin'in cezaevine girmesiyle, bulaştığı o pis uyuşturucu işiyle var mı bir alakası Özkan'ın? Onu birazdan canlı yayın konuğum olacak Sultan, ona da soracağım. Çünkü o biraz daha çok biliyor Hüseyin'in hangi işlerde parmağı olduğunu. Ama bir özlem konusu... Yalan yanlış, herkes bir şey söyledi. Bir özlem konusu açıldı ya, Sultan'ın ablası, evet, Özlem. Bu Özlem'le ilgili iddialar şu: Özkan'la ilişkisi vardı. Bunu bir kişi söylemiyor, birçok kişi söylüyor. 2. O dönem bir nişanlısı vardı. Nişanlısı Özkan'ı tehdit etti. Özkan da bu adamın iş yerini bastı. Bu adam da pek tekin bir adam değildi gibi. İşte sonunda Özlem bize röportaj verdi. Bu sorularımıza da yanıt verdi. İş yerindeymiş. Özkan Öksüz cinayetinde yasak ilişki iddiası konuşulurken ortaya Özlem diye bir isim çıktı. Özlem Hanım'ın nişanlısı silah çekmiş Özkan'a. Özkan'ı tehdit etmiş. Özkan da gitmiş, onun dükkanına basmış. Özlem'le de Özkan'ın net bir ilişkisi olduğunu herkes biliyor. %100. Üçüncü bir kadın daha çıktı. Özlem diye birisi. Özlem diye bahsettiği kişi ablam. Ekibimiz bahsi geçen kişiye ulaşarak Özkan'la aralarında çıkan tüm iddiaları bir bir sordu. Özkan'ı mahalleden tanıyorum yaklaşık 5-6 yıldır. Özkan'la gecekonduda hiç görüşmedim. Zaten bizim gecekondu yolun üzerinde, yolun kenarında da onun evi var. Önünden geçiyorsun. O bize gelmiştir çünkü kız kardeşimle arkadaşlar. Özkan'la aramızda hiçbir şey yok.
aramızda tabii ki de hiçbir münasebet olmadı. Ben zaten 8 yıldır konuştuğum bir insan var. Nişanlıyız şu anda. 3 ay sonra düğünümüz var, Allah izin verirsin. Kız arkadaşlarıyla gecekonduya gelirdi. Özkan mahallemizde oturan bir insandı. Çoğunlukla zaten erkek arkadaşlarıyla gelirdi. Kız arkadaşlarıyla da gelirdi. Peki siz Özkan'ı başka kadınlarla gecekonduya girerken gördünüz mü hiç? Evet, gelirdi. Çok sıklıkla gelirdi. Arabasında silah vardı. Nişanlınla senin Özkan'ın arasında geçen bir olay vardı. Bunu bir de senden dinleyelim. Aralarında bir olay geçti. Olay şöyle. Ben kız kardeşimi aradım. Ağlıyordum. Erkek arkadaşımla kavga etmiştim. Hani yanıma gel diye. Yanımda da Özkan varmış tesadüfen. Onunla birlikte geldiler. Onun arabasında da pompalı varmış. Pompalıyı çekti. Daha sonra zaten çevrede güvenlikler vardı. Hani biri görür diye Özkan hemen arabanın arkasına koydu tekrar. Beni korumak için yaptı. Kıskançlık krizi değil, koruma içgüdüsü var içinde. O içgüdüyle yaptığını düşünüyorum. Özkan Öksüz'ü kim, neden öldürdü? Şimdi en az 3 ayrı kişi, bu 4 bile olabilir, Özlem'le ilişkisi olduğunu söyledi Özkan'ın. Özlem duydunuz, bunu kabul etmiyor. Hayır, öyle bir ilişki yoktu diyor. Ama sizin oğlunuzun arabasında pompalı tüfek mi vardı? Hayır. Pompalı tüfek vardı filan diyor. Yani şey, bunlar çok ciddiydi. O zaman hani siz diyorsunuz ya, benim oğlum pis işlere bulaşmazdı. Pis işlere bulaşmayan insanın silahla ne işi olabilir arkadaşlar? Pompalıyla falan. Doğru mu? Şimdi hemen Ankara'ya gidelim. Bu Sultan bugün canlı yayında olacak. Yanında da muhabirim var, Eren. Şimdi Eren, merhaba. Merhaba Sultan. Bence direkt önce şu Hüseyin'in bulaştığı pis işler var ya, cezaevine giriyor o yüzden. Uyuşturucu işi, temin etme vesaire vesaire. Şimdi bu yüzden Sultan bu işi, galiba Hüseyin'in bu işleri yaptığını o zaman da tahmin ediyormuş, biliyormuş. Direkt şunu soruyorum Sultan. Evet. Bu cinayet Hüseyin'in yüzünden mi işlendi? Onun bu pis ilişkileri yüzünden mi işlendi? Sence? Fikrini söyle. Yani tahminini evet, Sultan. Söyle. Evet. Evet Sultan. Serap Hanım, ben buna şu an, yani şu an itibariyle, ilk başta tabii ki böyle düşündüm. Ama şu an öyle düşünmüyorum. Nazım üzerinde de yoğunlaştım. Yani ondan başka da şu an aklımda hiçbir şey yok. Yani Hüseyin'in cezaevine girmesiyle bir alakası yok diyorsun. O firari adamın... Yok. Evet, yok, neden yok? Çünkü en başta onu düşünüyordum. Geçen haftaya kadar da onu düşündüm. Düşünmedim değil. Bence Nazım'dan dolayı. Daha doğrusu bunun adı da Nazım değilmiş, Nedim'miş. Bunun ufak bir araştırmasını yaptım. Evdeydim, evden dışarı çıkmadım ama kulağıma geldi yani. Bazı insanlar da bağlanmak istediğini söyledi. Ki ben bağlandıracağım da. Ankara'da Seyran Bağları'ndaymış bu kişi. O şekilde de söyleyeyim. Öyle yani, takip edenler var, arıyorlar, soruyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Öyle yani. Sultan, ben... Yani ben kişi üzerinde yoğunlaştım. Nadir de konuştu. Ben Hüseyin'i de biraz korumaya çalıştığınızı düşünüyorum. Hani ölen öldü, kalan sağlar değildir. Yok, ben... Gibi bir düşünce. Yok, hayır, ben kimseyi korumam. Hayır, ben kimseyi korumam. Ortada bir cinayet var. Burada yani ciklet işi yok. Burada ne bileyim sakız işi yok. Burada ne bileyim bir bakkal açıp işletme gibi bir şey yok. Burada ne bileyim yani bir çalışma gibi, bir garsonluk gibi, bir şeflik gibi bir şey yok. Yani burada bir cinayet var. Anlatabiliyor muyum Serap Hanım? Yani olayın belli bir ciddiyeti var. Ben bugüne kadar kimseyi öyle haksız yere, kimseyi bir farklı bir şekillere getirecek kadar... Ne suçlama yaptım, ne bir şey yaptım. Dediğim gibi burada bir cinayet var. Bunun da koruması olmaz. Sultan, benim hiç kimseyi koruma gibi tamam, bir niyetim de olmaz. Özkan'la ilgili de senin buyurun. Ablan arabasında pompalı tüfek vardı diyor. Özkan'ın arabasında pompalı tüfek niye var? Bu adam sonuçta Atatürk Orman Çiftliği'nde efendim süt kesinlikle, ürünleri taşıyan, dağıtıcılık yapan, iki çocuk evet, babası doğru. Bir adam. Niye evet, onun doğru. Arabasında silah olsun? Demek ki bir korkuları, çekinceleri vardı ama bu Nazım Hanım, değil bence. Aranan. Serap Hanım şöyle söyleyeyim. Bu neden aranmadı da pompalı tüfek çıkmadı? Kısadan bir cevap vereyim.
Söyle. Şimdi Zekir anne bir müsaade ederseniz soru cevap şeklinde yapalım ki şey olmasın. Tamam. Biz zaten ilk mahallemizde mesela ilk bu pompalı konusu, bu pompalı konusu hep şeyle olur, güvercin amacıyla. Atmacaları vurma amacıyla. O gün de arabasında değildi, kapının arkasındaydı. Yani gecekondunun kapının arkasındaydı. Ablam arayınca ben dedim ki ya dedim ağlıyormuş falan dedim ya sinirlendim dedim. Annem şeker tansiyonu var. Ya dedim sinir oldum dedim ben şimdi dedim. Atmacalar korunma kapsamında kuşlardır. Vurmak kesinlikle yasaktır. Söylerseniz o atmacaları vuranlara. Hayır. Atmacalar gitsin uzaklaşsın diye sadece ses çıkarmak amacıyla. Vurmak amacıyla diye bir şey yok. Atmacaları vuracak kadar da zaten yakın mesafeye iniyorlar. Koruma kapsamında. Dağıtmak amacıyla yani evet, orada. O yüzden havai fişek bile yakın. Evet. Peki. Güvercinleri almasınlar diye yani. Peki bu özlemle bu işte ev şikayet etme, tehdit etme o nişanlısıyla sonra efendim Özkan'ın onun iş yerini basması falan olayları nedir Sultan? Bir aç bize iyice bir detay al. Şimdi Serap Hanım sabah saat 9 civarı falan ablam 10'da zaten iş yerine gidiyor. AVM'de çalışıyor o zamanlar. Ablam çıktı evden arkasından işte bizim enişte çıktı. Özlem hadi bin arabaya işte binme falan diye aralarında şey çıkıyor. Neyse işte ben yüzümü yıkadım zaten evden tartışarak çıktılar bunlar biliyorum. Ablam ön taraftan gidiyor arkasından da işte bizimki çıkıyor derken. Ekmek aldım. Ben tekrar dönüyordum. Dedim ki hani Hüseyin Çankırı'dan gelmişti. Nakliyat işi yapıyordu o zamanlar. Uzun yol yani hani bilirsiniz. Sabah işte kuşları yemlerim. Kardeş uyumadım. Bir saat uyuyayım. İşte eve geçeyim. İşte falan muhabbeti oluyor. Neyse ben ekmeği aldım. Eve bıraktım. İçinden de iki tane falan aldım. Onlar da işte ne derler peynir, zeytin falan vardı. Hep birlikte oturalım. O sırada ablamdan telefon geldi. Yani evden çıkmasıyla oranın arası zaten 7-8 dakika falan iş yerine. O sırada da işte telefon geldi ağlıyordu vesaire falan. Hayırdır abla dedim ne oldu dedim. Ya dedi Sultan dedi işte dedi, enişten dedi böyle yapıyor şöyle yapıyor dedi. Bak dedi akşamki kavgayı dedi sabaha taşırıyor dedi. Ya dedi işime bile yansıyor dedi. Şu an abimin önünde ağlıyorum dedi. Daha karşıma geçmiş benimle kavga etmeye çalışıyor dedi. Tamam dedim ben dedim halledeceğim bu artık son olsun dedim ya. Ya nişanlanın ya dedim ne yapıyorsanız yapın artık bıktım dedim. Ondan sonra bizim Özkan rahmetli. Tuttu dedi ki dur sen kardeş dedi ben dedi şey yapayım dedi hazırlıklı gideyim ne olur ne olmaz dedi. Hani arkadan evin kapısının arkasından o metal kapının arkasından pompalısı vardı orada hani hep öyle dururdu yani işte kuşlar için. Onu aldı arabaya bindi ondan sonra dedi geliyorsan gel iyi tamam dedim lanet olsun dedim gidek dedim falan. Gittik ondan sonra enişteyle ikisi. Sen kimsin kardeş dedi falan filan. Kızın yanından git dedi kardeş dedi. Sen hayırdır dedi. Sen bir kızı bağırttırıyorsun, ağlatıyorsun, rezil ediyorsun. Ayıp değil mi yaptın dedi. Ondan sonra sen kimsin dedi. Hayırdır dedi bizim enişte. O da dedi ki işte o benim kardeşimse dedi. O da bacısı dedi. Hayırdır dedi. Asıl sana hayırdır. Ya tamam dedi defol git şuradan dedi falan filan. Öyle yani başka bir şey yok. Bizim enişteyle de ne derler ona? Sultan, ben eniştemin gözünde ona göre kız kardeş değilim. Kayınçoyum. Sonrasında Sultan Özkan'a göre de ben kardeşim. Dinliyor, duyuyor musun beni? Sonrasında Özkan bu senin eniştenin işlerini falan basıyor. Yani bunları bir kişi söylemiyor Sultan. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Serap Hanım. Çünkü dediğim gibi ben Özkan'ın kardeşi olarak bilinen bir insanım ve öyle de kalacak bu. Her zaman böyle olacak. Enişte de beni kayınço gözüyle görür. Arada ben varım diye ya tamam lanet olsun dedim ya. Sen de git dedim işine sen de git işine dedim. Özkan hadi biz de mahalleye dönek dedim. Artık dedim yani yarın nişanlanıyoruz. Akşamını sözleniyoruz ne yapıyorsanız yapın. Dedim o günden sonra da zaten ayrı eve çıktılar. Abidinpaşa civarına taşındılar. Daha sonra da zaten mahalleye bile gelip gitmez oldu yani. Olay Süper. Devam etti mi peki? O hayır canım öyle bir şey yok Serap Hanım. Ertesi günmüş yarınmış akşammış. Bu Ali'nin bilmediği, duymadığı, etmediği sadece sağdan soldan işte yüreksizlik yapıp da olayı çarpıtma. Başka bir şey değil bu. Yani bilmediği şeylere muhalif olmak başka bir şey değil ki. Ali'den çok... Ben şimdi onu çok affedersiniz arkasını açtım ya. Başkalarına yardım yataklık yaptığı bilmem ne oldu şüphelerim falan var ya. Ben hepsini delikanlıca çıktım söyledim ya. Amaç bu. Ali'ninki şey yani. Sultan bir tek boş Ali yani. Boş bir şey yani. Bir tek Ali söylemiyor bunu. Biliyorsun Nadir de bize söyledi. Ondan duyduk. Gizli tanık söyledi. Yani bir tek Ali söylüyorsa diyeceğim ki tamam o da kısasa kısas yapıyor. Siz onu yaptınız. O da ama onu bir tek o söylemiyor. Serap Hanım ben yayınınızı
Ben yayınınızı 2 gündür izlemedim. Yani 2 gündür derken nasıl söyleyeyim? Bademcik enfeksiyonum vardı benim. Zaten Eren kardeşim de gördü. Hani evden dışarıda çıkmadım. Cumartesi pazarda evdeydim ki yatarak geçirdim. Havaleye gitmesin diye işte yani evde ilaç vesaire falan tedavi gördüm. Çok özür dilerim Sultan, bir araya gitmek zorundayım. Dönüşte devam edeceğiz. 2008 yılında Şahin Ayar Fatma isimli bir hanımla evleniyor. 2009 yılında da bir kızları dünyaya geliyor. Aslında hikaye asıl ondan sonra başlıyor. Severek apar topar evlendiler. Ama boşandıklarında tek çocukları sorun oldu. Şahin Ayar 3 yıldır evlat hasreti çekiyor. Ben sana 3 senedir çocuğunu göremeyen bir baba gözüyle bakıyorum. Çocuğu gösterilmeyen... Çocuğu neden Şahin Ayar'a göstermiyorlar? Dur, sana göstermeyeceğim. Sana baba dedirtmeyeceğim. Neden sürekli para istiyorlar? Devamlı para istemeye başladılar. Evlendikten 8 ay sonra doğan çocuğun babası kim? Eğer evladımsa ben sahiplenmek istiyorum. 1 yaşındayken o 2 çocuğuyla kocasından ayrıldı ve hayatına savaş girdi. İşte şimdi herkes diyor ki... 22 yaşında 2 çocuğunu geride bıraktı, kayıplara karıştı. Hakkında birçok iddia var. Zeynep Söğüt kötü yola mı düştü yoksa öldürüldü mü? Zeynep kayıp mı? Zeynep yaşıyor mu? Zeynep kötü yola mı sürüklendi? İhbarcılar ne demek istiyor? Peki diyorsunuz ki Zeynep benim tahminlerime göre... Birilerin dikkatleri başka yöne mi çekiyor? Gerçekten ya bir zarar vereceğiz ya da bu kızı... Dosya neden cinayet masasına geçti? Merak konusu olan şu, Zeynep'in hikayesi nerede bitecek? Özkan Öksüz cinayetinde Ankara bağlantımızda muhabirimiz Eren'in yanında Özkan'ın yakın arkadaşı Sultan var biliyorsunuz. Sultan'la biz başka konuları konuşurken sonra ablasıyla ilgili bazı iddialar çıkmıştı. Hem onları konuşuyoruz hem yine yakın arkadaşları Hüseyin'in cezaevine girmesiyle bu cinayet arasında bir bağlantı var mı onu öğrenmeye çalışıyoruz. Ama Sultan sen diyorsun ki bence bu ne Hüseyin'in cezaevine girmesiyle alakalı ne de yaşadığı ilişkilerle alakalı. Bu evde bir dönem saklanan firari Nazım, Nedim neyse adı başkaymış onunla alakalı diyorsun. Ama bu bana çok da neyse, hocam işte, siz evet. Ne dersiniz Handan Hanım? Motivasyonu yani bir cinayet motivasyonu gibi gelmiyor. Aslında şöyle olabilir. O Nazım veya Nedim denilen kişi saklanırken orada firariyken bir şeyler sakladıysa sonra almak üzere ve kaybolduysa oradan ancak öyle olabilir. Ya da bir menfaat çatışmasına düştülerse olabilir ya da Özkanlardan gizli bir işler çevirdi. Sonra Özkanlar da bunu fark edip aralarında bir husumet bir itilaf doğduysa belki ona dayalı tabii olabilir ama bana çok... En yakın sebep görmüyorsunuz. Ve şu var, oraya her gün ve ilk giden Kuşçu Ali. Saklayan kim? Kuşçu Ali. İddiasına göre arkadaşı Kuşçu Ali. Ama sonuçta Kuşçu Ali ile orada bağlantısı var. Yani hareket Kuşçu Ali'ye yönelikti belki. Özkan tesadüfen gitti oraya. Ya da ilk anda hiç öyle bir cinayet motivasyonu yoktu. Kesinlikle. Bütün o kuşların kafalarının koparılması vesaire. Aslında birisine o kişinin kim olduğu önemli. O kişiye... Bir mesajdı. Özkan olayın üzerine gittiği evet, için gördü ve bir tabii o hayvanları o şekilde görünce Özkan da çıldırmış olmalı yani. Yani orada bir dövüş oldu. Büyük kavga oldu. Hesap ama yine de Sultan bize bu Nazım olayı çok böyle cinayet motivasyonu gibi gelmiyor. Sen niye öyle düşünüyorsun? Ben tam olarak anlayamadım. Şimdi Serap Hanım. Ben dün yayını izledim. Daha doğrusu geceden bu yana da hiç uyumadım. Uyumadım derken de hani aklıma takılan şeyleri unutmamak adına. Şimdi mesela diyorlar ki işte ayakkabısı sonra bulundu. Ya bu adam madem öyle kuşları gördü yerde. Yani bir katliam bir vahşet olmuş. Bu adam niye ayakkabısını rahat rahat çıkarsın veya terliğini giysin veya niye çorabıyla bilmem ne. Bu ne biçim bir rahatlık? Öyle bir şey yok yani ben kafamda kuraraktan söylüyorum hani soru işareti olarak buna cevap olarak böyle düşünüyorum. Bir ikincisine gelince
Şimdi bu Nazım veya Nedim her neyse bu kişi oraya girdiğinde, yani işte ilk saklandığı zamanlar oraya bir şey koydu ki, yani oraya mesela işte suç aleti diyelim. Suç aleti koydu ki ben hani aniden bastırdım ya, bu mahalleden gitsin, bu mahalleden gideceksin diye. Bu adam taş duvarların üzerinden atlayıp mahallemizden gitti. Ve buraya da gelmesi yasaklandı. Ben herkese söyledim işte, bu adamı istemiyorum, Özkan bu buraya gelmeyecek, bu şöyle olmayacak, bu böyle olmayacak derken ya bununla anahtar gitti ya bir şey gitti. Bu adam rahatlıkla girdi, işte aldı, kendi saklandığı odadan çıkarken ki duvarda mesela şu kadar bir şey var, domates tosu var. Yine oradan işte şey yaptı, ne derler, suçu kapatmaya, yani ya kuşları işte bilmem ne yapmaya geldiler ya işte bir şeyler aramaya geldiler hesabı. Ya bunu Hüseyin'den bulsunlar diye daha sonra yıktılar. O adam bu gece konduya gelse anahtarın yerini biliyor. Camı kırmakla mı uğraşır? Daha hızlı hareket etmek için anahtarla açar. Emanetini nereye koyduysa arar. Ondan sonra da süratle oradan uzaklaşır. O şekilde de direkt bence karşılaşmıştır. Yani bence karşılaşma vardır ben orada. Ben diyorum ki mutfak penceresinden niye girerken gitsin? Görmüş müdür yani? İşte ben de diyorum ki şimdi mesela hani Taner Hoca diyordu ki işte olay yerini işte biz şey yaptık, okuyordu falan işte yanındaki kağıttan. Diyor ki işte cam kırıkları diyor orada. Niye cam kırıkları yani mutfakta değil de bir yerde değil, kimseye batmadığını düşünün, kimseye bir şey olmadığını düşünün. Niye işte Özkan'ın direkt hemen yanında mesela iki parça, üç parça olarak? Bu da soru işareti. Dün bir de tekrar yayında izledim, duvar delinmiş. Duvar niye delinir? Bence içeri girmeden önce tek şey yaptı. Orayı deldi, elini soktu, bir şey yaptı, onu almaya çalıştı. Hayır hayır Sultan, duvar onun için delinmedi. Kapıyı açamadılar. Demir kapı. Çünkü çelik kapıymış işte, pencerelerde... Hayır hayır, çok affedersiniz, kümesin orada bir delik varmış ya. Ben onu demek istiyorum. Kümesin orada bir delik varmış. Yani ya el girecek şekilde varmış, ya kol girecek şekilde. Hayır, kümesin kendinde delik varmış. Oradan kuşlara zarar verememiş ama. O kümesin kapağında. Duvardaki delik başka bir delik. Oradan Özkan Bey'in cenazesine ulaşmak için giriyorlar. Yani bu senin dediğin gibi Nazım denilen adam o eve girmeye çalışsa, dediğim gibi anahtarın yerini biliyor. Açar, girer. Emaneti neyse onu arar. Hüseyin demiş ya anahtarın biri onda diye. Hüseyin demiş ya hani ben yayındayken mesaj olarak size ulaştırmıştı. Serap Hanım siz söylemiştiniz ya. Hatırladınız mı? Evet evet. Hüseyin anahtar işte Nazım'da diye bir mesaj göndermişti. Hatırladınız mı? Evet. O dönem. Yani bu adamda bu anahtar varsa bu adam rahatlıkla içeriye girdi. Odaya kadar girdi. Arkasından da Özkan girdi. Aynı şeyi söylüyorsun. Adam kapıdan girmedi Sultan. Bu cinayeti işleyen kişi mutfak penceresini kırarak girdi diyorum. Bunu biliyoruz artık. Buyurun Hanım. Sultancığım başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi orada bir sürü giren çıkan var. Ayrıca da oranın aidatına, evet, kirasına bildiğimiz kadarıyla burada bir çizelge yapılmıştı. O gecekondunun giderlerine, kirasına, evet, falan karışmıyorsun. Sadece orada bir arkadaş grubunun içerisinde toplandığınızda katılan bir şahsiyetsin. Doğru mu? Beni mi soruyorsunuz? Evet. Yani gecekondunun giderlerine katılmıyorsun. Aynen, yok benim orayla, tamam, orayla o şekilde şey gelirmiş gidermiş bilmem neymiş, ha, alakam yok. Nazım konusunda. O tarz şeylerin de alakam yok. Tamam, teşekkür ederim. Nazım konusunda bu kadar insan var. Yani Serkan Bey var işte, evet, diğerleri var, Özkan var. Burada ismini saydığımız bir sürü insan var. Ben bastırdım diyorsun, bu adam buradan gidecek, bu adam burada istemiyorum. Neden bir tek sen bu kadar tepkisin? Evet. Ayrıca bu adam oradan kovulduğu için Özkan Bey'e husumet besleyecek olsa önce sana beslemesi lazım. Çünkü onun oradan atılmasına sebep olan bu sensin. Husumet işte, bu husumet olarak değil de bence o oraya tekrardan suç aletini almaya geldi diye düşünüyorum ben. Husumet diye bir şey demiyorum ki. Hayır bu adamı, husumet olmuş olsa Özkan bak, değil de. Soruyu çarpıtmayalım, bu adamı ben istemedim diyorsun. Niye öbürleri böyle ben şöyle istemedim bu adam. Handan Hanım, şimdi buyurun, şöyle bir şey var. Adam böyle yapmış, insan boyunda bu kadar işte şey, orayı kapattılar zaten. Böyle bu şekilde dikilmiş orada.
tip tip bakıyor bana ki ben hani virajın oradan, yani evimden çıktım, virajın oradan bakkala doğru çıkacağım. Böyle bakıyor, şşt bu nedir ya, şşt diye bir şey var mı? E işte sen diyor uç. Sana bunu kim dedi? Dedim yok diyen dedi. Sonra bana dedi ki işte şey, bana dedi işte haber getirip götürmüşsün. Ne haberi dedim ya, sen kimsin dedim. Sen Allah aşkına burada ne işin var ya dedim. Sen bu evde nesin ne değilsin, ben seni daha bugün gördüm dedim. Buna biçim konuşma şekli dedim. Biri bir şey mi söyledi? Ondan sonra dalga geçer gibi sen delisin ya. İşte bilmem ne falan filan. Akşam oldu işte Özkan Gil geldi. Ben dedim ki Özkan dedim, bu adam kim? Ya sen karıştırma dedi, boş ver dedi. İşte Alday'ın tanıdığı biri dedi. Sonra işte ertesi gün oldu. Bak dedim bu adam bana böyle böyle sorular sor dedim. Bak Özkan dedim, bu adam burada görmeyin bak dedim. Derken o da dedi ki işte ya bu adam dedi Sultan dedi. İçeride dedi yatmış bilmem ne yapmış işte cinayet işlemiş. Şu olmuş bu olmuş. Adamı getirdiler işte buraya şey yaptılar. Yok Ali'ye vereceğiz burayı devredeceğiz. İşte firarmış bilmem neymiş. Firar da niye bekletiyorsunuz burada dedim. Niye bekletiyorsunuz? Bir de böyle olduğu sürece dedim ben anneme falan da söyledim. Anneme dedim ki anne böyle böyle söylüyor dedim adam dedim. Manyak mıdır nedir dedim bak dedim, sinir etti beni dedim. Peki. Ya dedim emniyeti arayacağım Özkan dedim ya da bu adamı gönderin dedim. Senin diyorsun ki benim tahminim bu adamla alakalı oraya kendisi değilse bile yani, başkaları gelmiş olabilir ve bu cinayet o yüzden işlenmiş olabilir. Peki biliyorsun bugüne kadar Serkan bizimle hiç konuşmadı. Serkan Özkan'ı ölmeden önce son gören kişi. Fakat bize şimdi konuştu, şöyle bir telefon görüşmesi yaptık. Bu görüşmenin de yayınlanmasını kabul etti. Sen Serkan hakkında ne düşünüyorsun? Valla ben Serkan hakkında ne düşünüyorum? Şimdi ben bir kere gördüm bu insanı. Bir kere yani sohbetim bile yok. O kadar söyleyeyim. Bir kez gördüğüm bir insan diyorum. Dün mesela benim yanımda bir L isimli kişi. Ya üç kişi varsa üç kişiden biri mutlaka bir şeyi biliyordur. Peki. Diye düşünüyorum. Serkan'ı bir dinleyelim o zaman. Sen de dinle bize anlattıklarını. Serkan bize hiçbir şekilde konuşmuyor. Ve konuşmayacağını da böyle aksi bir dille dile getiriyor. Serkan'ı samimi buluyor musun? Söylediklerine inanıyor musun Serkan? Ben Serkan'ı samimi bulmuyorum. Çünkü farklı ifadeler vererek insanları yanıltmaya çalıştı. Evet Serkan her şeyi biliyor ve bir şeyleri saklıyor. Sanırsam kendine dokunacağını düşünerekten. Ekibimiz iki çocuk babası Özkan Öksüz cinayetinde bugüne kadar sessizliğini koruyan cinayet sabahı Özkan'la çorbacıya giden arkadaşı Serkan'a ulaştı. Cinayet sabahı ne yaptılar? Özkan'la güzel bir arkadaşlığımız vardı. Kendisi çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım. Erkenden beni aradı, gel çorba içelim diye. 8-10 arası. Beraber çorbamızı içtik. Çorbacıdan çıktığımızda bu cezaevindeki arkadaş Hüseyin'in kuşları var. Kendi evinde. Çorba içtiğimizde Özkan'ın evinin ortası. Hüseyin'in kafesini açtı, kuşlarını yemledi. Ondan sonra o arabasına bindi. Ben arabama bindim. O saat kulesinin olduğu yerden sağa döndü. Yani evine doğru döndü. Son görüşüm bu oldu. Bir telefon geldi mi peki size Özkan'ın yanında? Buraya gel, şuraya gel. Benim yanımdayken asla telefonu çaldı. Cinayete dair tahminin bile yok. Gece konduya peki siz gider miydiniz sık sık Özkan'ın olduğu gece konduya? Ya ben oraya çok sık gitmedim de son dönemden ne bileyim 2000'de 3000'de bir geri geliyor günlük gittiğim oldu tabii. Siz bu cinayetin bir uyuşturucu cinayeti olduğunu düşünüyor musunuz? Valla ben kendim bilir kişi değilim. Hı-hı. Öyle bir düşüncem hiç olmadı. İşte öyle bir tahminim de olmadı hiç. Çünkü ben onların yani işlerine girip çıkmış olsam da çok farklı alemlerde yaşayan insanları benim kuşum K'sinden bile anlamam. Bir kuş meraklısı diyeyim. Masum diye birini tanımıyorum. Özkan'ın çevresinden siz kimleri tanıyorsunuz peki? Arkadaşımız işte Nadir, Necat dediğimiz Necati, Ali, Yakup, onların nesini tanıyorum. Nazım diye birini tanıyor musunuz peki gece konduya gelen? Nazım diye bir şahsın ismini sadece sizin programınızdan duydum. Onun haricinde gittiğim ortamda dahi duymadım yani. Sevgilisiyle evime gelirdi. Sadece biliyorsunuz siz de Özkan'ın hayatında. Tabii beraber geliyordu benim evime, misafir oluyorlar. Bazen ayda iki kere, bazen iki ayda dört kere, üç kere öyle yani. Size kız arkadaşım diye tanıştırdı değil mi? Sevgilim diye tanıştı. Hatta yani çok sevdiğini, ona çok değer verdiğini söylerdi bana.
Özkan'ın ablası beni tehdit etti. Özkan rahmetli olduktan sonra hani hastasında yemek verildi, meyvet okundu, Kur'an okundu, pide yenildi. Çay içerken Özkan'ın küçüğü mü büyüğü mü bilmiyorum da müjdelediğimiz bayağı. Orada benim üstüme yürüdü. Orada bana saldırmaya kalktı. Messenger'dan bana tehdit içerikli mesajlar attı. Çocuklarımla vedalaş, son kez göreceksin. Bunlar beni rahatsız etti için onlardan artık uzak durdum yani. Bugüne kadar neden konuşmadı? Bugüne kadar yayınımıza katılmamanız, konuşmamanızın nedeni nedir? Bir de bize onu söyleyebilir misiniz? Artık rahatsız oldum. Ha tabii ki. Yani hiç konuşmamamın sebebi vardı. Yok değil. Sebep var yani konuşmak istemedim hiç. Özkan Öksüz'ü kim, neden öldürdü? Evet. Şimdi şöyle çok önemli bir şey söyledi. Gidiş yönüyle alakalı. Hem öyle hem de dedi ki gitti işte kendi evinde Hüseyin'in kuşları vardı onları besledi dedi. Halbuki rahmetli Özkan'ın eşine demişti o kafes bitmedi hiçbir zaman da kuş olmadı. Hocam bahsettiği kuş Hüseyin'in evindeki Özkan'ın evinden bahsetmiyorlar. Hüseyin'in cezaevinde ya Hüseyin. Kendi evinin orada bir kafes şeyi var. Ne derler ona kümesi var. Orada besliyor onu besliyorlar. Benim de dikkatimi yol yönleri çekti. Yok. Orada diyor ki ben, arabalarımıza bindik o kendi evinin yönüne doğru gitti. Oysa tam aksi istikamete oysa gecekonduya gitmesi için tekrar bir dönüş yapması lazım. İşte o dönüşün evet. Sebebini hala bulamadık. Bu arada Özkan'ın ablası Müjgan telefonda. Müjgan Hanım. Onun merhaba. Onun şey yemliğe. Ona Serkan. Serkan etmez. Sizin onu tehdit ettiğinizi o yüzden sizden ve bu olaylardan uzak durduğunu söylüyor. Neden tehdit ettiniz Serkan'ı siz? Serkan'ı ben tehdit etmedim. Kız kardeşimle konuştu. Kız kardeşim o. Bir kez görüştü. Biz Serkan'ı o yemekte kenara çektik. Orada da ben size söylemiştim. Mesajın ne demek istediğini sorduk biz ona. Pisi pisine gitti. Arkadaş öyle diyor pisi pisine gitti. O da yazıyor ki gitti kesin de pisi pisine mi ki? Bu cevap ne anlama geliyor diye kız kardeşim şey yaptı. Onu sordu. Sordu ama onun sonra... hesabını sordu. Bu ne demek? Bunun hesabını bana vereceksin diye kız kardeşim ona bağırdı. Yani bildiğin bir şey mi var? Pisi pisine gitmedi bildiğin diye. Bildiğin bir şey mi var? Yani bu senin kardeşinse, bu senin can ciğer dostunsa bu mesaj ne anlama geliyor diye kardeşim ona hesap sordu. Anladım. Ama diyor işte çocuklarını son kez görüyorsun falan gibi bayağı ağır tehditleri oldu diyor. Ve Serkan'ın söylediği bence Müjgan en önemli şey aslında o gün sanki Özkan gecekonduya gitmeyi düşünmüyordu. Çorba içtikten sonra evinin yönüne doğru döndü. Bir de bir şey söyleyeceğim. 8 ile 10 arası biz Özkan'la birlikteydik diyor. Özkan 9'u 5 geçe o benzinliğine oradan gecekonduya doğru gidiyor. Aslında tam olarak öyle demiyor. Diyor ki 8 ile 10 arası bir saatte biz buluştuk, çorba içtik ve ayrıldık. Saat vermiyor ama bunun 8-10 aralığında olduğunu söylemeye çalışıyor. Tamam. Tam ama olarak saat vermiyor. Ama 9'da ölçen 9'da gecekonduya gitmiş oluyor. Evet. 9'u 5 geçe gecekonduya girmiş Özkan. Çünkü zaten karısını saat 7'de bıraktı iş yerine. Evet. Sonradan Serkan'la buluşması falan en geç 8'de buluşmuş olmaları lazım. Orada Serkan'ı özür dilerim Özkan'ı yolundan çevirip yeniden gecekondu yönüne götüren neydi? Orada işte o sorunun cevabı yok. Bu Serkan'a soruyor. Bu mesaj ne anlama geliyor? Bana bunun bir hesabını versin. Bu mesaj ne anlama geliyor? Ve en yakın arkadaşı gece gündüz birlikte bizden çok gören bir insan. Ve her şeyini biliyor. Bir de diyor ki yalan söylüyor. Ben Özkan'ı fazla gitmiyordum fazla görmüyordum falan. Gece gündüz birlikteler resimleri var şeyleri var. O zaman Serkan'a soralım buradan. Bu sorunun da cevabını versin. Bu cinayetin ardından bir paylaşım olmuş. Pisi pisine gitti diye. Sen de demişsin ki mi acaba? Hani pisi pisine mi gitti acaba? Değil demek istemişsin. Ne demek istediğini? Buyurun hocam. Yolundan döndüren eğer bir sosyal medya üstünden gelen bir mesajsa o kayıtlarda çıkmaz. Doğru. İlle telefonla aranması gerekmiyor. İlle efendim WhatsApp üzerinden gelmesi gerekmiyor. Başka artık mesajlaşma yolları da var, yöntemleri de var. Peki efendim, Özkan Öksüz cinayetine bir virgül koyuyorum. Çünkü Şahin Ayar 3 yıldır çocuğunu göremiyormuş, gösterilmediğini iddia ediyor. Daha da önemlisi hem çocuğumu arıyorum bana gösterilsin yasal süreler içerisinde. Hem de bir şüphem var.
Çocuk benden de olmayabilir. Bu şüphemi de gidermek için DNA testi yaptırmak istiyorum diyor. Efendim 2008 yılında Şahin Ayar Fatma isimli bir hanımla evleniyor. 2009 yılında da bir kızları dünyaya geliyor. Aslında hikaye asıl ondan sonra başlıyor. Severek apar topar evlendiler. Ama boşandıklarında tek çocukları sorun oldu. Şahin Ayar 3 yıldır evlat hasreti çekiyor. Ben sana 3 senedir çocuğunu göremeyen bir baba gözüyle bakıyorum. Çocuğu gösterilmeyen... Çocuğu neden Şahin Ayar'a göstermiyorlar? Yok sana göstermeyeceğim. Sana baba dedirtmeyeceğim. Neden sürekli para istiyorlar? Devamlı para istemeye başladılar. Evlendikten 8 ay sonra şu an çocuğun babası kim? Eğer evladımsa ben sahiplenmek istiyorum. Evet, Şahin annesiyle birlikte geldi. Çünkü evlendiğinde kayınvalideyle oturmuş karısı da, yani öyle bir evi varmış. Şimdi 2008'de evleniyorsunuz siz. 2009'da kızın dünyaya geliyor. 2014'te boşanıyorsunuz Şahin. Evet, evet. Konuklarım daha çok ekrana çıktıklarının ikinci günü daha rahat ifade ediyorlar kendilerini. Hı. İlk gün biraz daha böyle bir hani... Evet, dün biraz daha heyecanlıydım. Şimdi bence sen bu olayı bir daha anlat bize. Yani bu evlilik nasıl gitti? Sen dedin ki ben de biraz sanki kötü davrandım karıma, şiddet falan uyguladım dedin, değil mi? Ya bize karşı, aileme karşı olsun, bana karşı olsun devamlı çok sert, ters davranışlarda bulunuyordu. Bizim hep zıttımıza gidiyordu. Yani sonuçta da böyle bir olayla karşılaştık. O zaman şöyle yapalım. Biz dün neler yaşadık onu bir hatırlayalım efendim. Sen biraz daha rahatla bence. Olur mu? Sen de öyle Fatma Hanım. Ben konuşayım. Onu bir izleyelim, sonra devam edelim. 9 yaşındaki kızını yıllardır göremeyen acılı baba Şahin Ayar hem evlat hasreti çekiyor hem de eski eşinin söylediklerinden sonra içinde oluşan şüphelerle baş etmeye çalışıyor. 2008 yılında Şahin Ayar Fatma isimli bir hanımla evleniyor. 2009 yılında da bir kızları dünyaya geliyor. Aslında hikaye asıl ondan sonra başlıyor. Kızımı bana göstermiyor. 2014 yılında boşanıyorsunuz. Peki 4 yıldır sen çocuğunu görmüyor musun? Ben babasını aradım. Kendisine ulaşamadım daha sonradan. İkimizin de aynı evraktan var. Kanun nizamı verdiği boşanma belgemiz var. Çocuğu ne günleri göreceğim? Ne günleri bende kalacak? İşte bayramı vesairesi, sömestri. Sadece bir sömestr bende kaldı çocuk. Hiç ben çocuğumla doğru düzgün vakit geçiremedim. Üzerime çöp atıyordu. Fatma Hanım. Evet. Gelininle nasıldı aran? Gelinle aram ilk evlendiği zaman iyiydi. Ondan sonra şey olmaya başladı. Bana hakaretleri yağdırdı. Çöp falan atıyordu tarafa. Aramız bozuldu. Çocuğu bizden soğuttular. Çocuğu bundan soğutmaya çalışıyorlar. Bu bir kere aldı zaman çocuk eve girmek istemedi. Çocuk bana... Bir kere bize geldi, elleme beni, yapma beni, tutma beni demeye başladı. Hani şu resim var ya, burada mesela gittim yanına, baba ben senden nefret ediyorum. Beni okulda küçük duruma düşürdü. Niye? Çocuk şimdi o adamı baba olarak göstermiş okulda çocuklara. Yalancı durumuna düştüm diye benim okula gelmemden rahatsız oldu. Çocuk benden olmayabilir. Senin bize verdiğin bilgide de şöyle bir şey var. Bir taraftan da kafamda bir şüphe var diyor. Evet var. Benim DNA'mdan mı? DNA testi istiyorsun. İstiyorum evet. Bir de normalinden önce doğunca biz daha önceden bunun birinden telefonla mesaj gelmişti. Kontur gelmişti. O zaman babasını çağırmıştık. Babası işte telefon hattını kırdı. Görüşmeye devam etti. Evlilik içinde doğan çocuk babaya aittir. Nokta. Ancak sizin şüpheniz varsa dava açıp soybağı tespiti isteyebilirsin. DNA sonucu olumlu çıkarsa kızımı sahiplenmek istiyorum. Çocuk bendense ben çocuğumu kanun nizam çerçevesinde sahiplenmek, görmek istiyorum. Benim eğer evladımsa ben sahiplenmek istiyorum. Hani. Şahin Ayar kızına kavuşabilecek mi? Şahin sen karından severek mi ayrıldın? Yok biz
Ben bunun bir yalanını yakaladım. Ondan dolayı boşanmak zorunda kaldım. Bana iş yerine gidiyorum diye gitti. Çocuk da benim yanımdaydı. Kızım. Kız kardeşim vardı bir tane de. O herhalde yayına bağlanmak istemiyor. Bizimle biraz arası limoni. Alışveriş yapıyordum. Eniştemin bir tanesi aradı. Dedi ki Şahin dedi ne yapıyorsun? Çocuklarla beraber dedim alışveriş yapıyorum. Kahvaltı yapacağız dedim. Daha sonra yanıma gel dedi. Eniştemin yani kız kardeşim ikinci evliliğini yaptı. Eniştem yaş olarak bizden ileride. Gittim yanına dedi biz dedi yengeyi dedi saat 10 11 arası dedi falanca dedi İET durağında gördük dedi. Ben de hani enişteye kızdım hani benim hanımıma mı iftira atıyor falan gibilerinden geldi şeyime. Sonra ben dedim senin dedim hayatım çalıştığın yere geleceğim diye ben aradım. Kesinlikle gelme buraya falan diye bana feryat figan telefonda. Eniştem de yanındaydı. Sonra çalıştığı yere gittik. Çalıştığı yerde bir afiş vardı. Afişte yazıyor. Cumartesi pazar çalışma yok. Sonra iş yerine gittim. Beni de tanıyorlardı. Aynı semtin insanlarıyız. Abi dedi neredesiniz siz falan. Yenge nerede vesaire. Patronlarından bir tanesi. Şimdi telefonları falan da yok yanımda. Geçmiş zaman. Dedim hanım geldim buraya dedim. Yok dedi. Neredesiniz? İşte buralardayız falan dedim. Geçiştirdim. Sonra kendisini aradım. İşte 3-4 saat sonra işte eve geleceğim falan dedi. Derken eniştemi ayrılım kişinin babası aradı. Dedi ki ya ben şeker hastasıyım, rahatsızım falan vesaire. Nasılsınız, iyi misiniz vesaire bir şeyler sordu. O da herhalde korku içine kapıldı hani şey oldu diye. Daha sonra ben elektronikçiyim. Bir komşunun şeyine bakmaya gittim, cihazına bakmaya gittim. Bir parça getirdim falan. Derken eve geldim, neredeydin falan. Ya şu beni de geçiştirdi. Sonra bir komşunun yanına gitti. Bir üst katımızdaki komşunun yanına gitti. Enişteyle de biz telefonda görüştük. Dedi, ya Şahin dedi hani sana söylemeye çekinir belki. Ben dedi bir sorayım falan. İşte kızım neredeydin falan onu da geçiştirdi. İşte babam gile gidecektik falan diye şey yaptı. Ertesi gün oldu eniştem dükkanına çağırdık. Arnavutköy'de dükkanları var. Esnaf çocuğu bir tanesi. Orada ben yokken yine soruyor. Yine söylemek istemiyor yani nerede olduğunu. Sonra biz de Allah'ın verdiği canı Allah alır dedik. Emaneti evine teslim ettik kısacası. Aslında herhangi bir şey olmamış da olabilir. Yani ben gözümle bir şey ama görmedim. Ama bir şüphe girmiş. Şüphe girdi bir evet. Bir şüphe oluşmuş. Hani aslı şuyundan beterdir derler. Hı. Yani ben bir şey olmadığını da düşünüyorum. Yani niye olsun? O zaman çeker giderdi. Ama kafasına bir şüphe girmiş. Yani. Başka şüpheler de üst üste gelince acaba bu çocuk da benden olmayabilir mi gibi bir evet. Duyguya kapılmış. Yuvam dağılmasın diye şey anladım. Yaptı. Beni... Ama sen bu sebeple ayrılmış olabilirsin ama benim sorduğum bu değil. Hı. Bu sebeple ayrılmış olabilirsin ama hala karını seviyor olabilirsin. O artık evlendi. Kendi... Hayır o dönemden bahsediyorum. Öyle olunca da böyle ayrılınca da şimdi... Amaç üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Sen hani kadını mı kötülemeye çalışıyorsun, çocuğunu mu arıyorsun? Hangisi? Ben çocuğumu görmek istiyorum. Yani kanun nizam çerçevesinde çocuğumu görmek istiyorum. Tamam. Benim asıl amacım çocuğumu görmek. Ben de hani karşı tarafı kötülemek değil. Yani o yolunu çizmiş artık Allah yolunu açık etsin. Bir de evlenmiş, barklanmış. Yani. Hani bence bunlara girmeden belki direkt... Çocuk üzerinden gitmek lazım çünkü daha da önemlisi çocukla ilgili bir şüphen var ortada ve DNA istiyorsun. Bence orası da hani çok işte benim de can alıcı bir yer yani. Aklımı karıştırdıkları için mesela bir ara benim annem ikinci evliliğini yaptı ayrıldı. Şeye geldi yanıma geldi. Dedi ki torunumu dedi göreyim dedi. Sonra ben arıyorum benim telefonuma bakmıyordu. Annem telefonuna baktı Arnavutköy merkeze çocuğu getirdi. Merkezli bir noktaya. Dedi ki kardeş dedi ben dedi evlendim dedi. Ben de dedim ki Allah mesut etsin dedi. Anladım. Diyecek bir şeyim yok. Şahin senin ayrıldığın eşinin yani çocuğunun annesinin hı. Akrabalarından biri telefonda. Olabilir. Tanıyabilirsin sesinden ama lütfen kim yok. Olduğunu söyleme. Yok, çünkü tamam. Söylenmesini istemiyor ama biz tamam, biliyoruz olur, kim olduğunu. Tamam. Evet, alo. Tamam, kim? Merhaba. Merhabalar. Selam Hanım merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben iyiyim. Şu an
Hanım, seyrediyorum sizi. Yeğenimle konuştuk. Yeğenim istemiyor. Ama bu ilişkiler çok yanlışlık var. DNA testini istiyorsa ben önce DNA testini yaptırım. Çıksın sonucun ortaya. Şimdi onu istiyoruz. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz bir baba burada 27 yaşındaki kızını arıyordu. Biliyorum. O kız dedi ki ben görüşmek istemiyorum. 27 yaşındaki bir kadın bunu söyleyebilir. Bu akılda, fikirde ve yaştadır. Ama 9 yaşındaki bir kız babasını istemiyor derseniz orada bir durup düşünürüz. Çünkü o onun kendi başına verebileceği bir karar değil. 15 yaş altı. Değil. O yüzden de sizin bu şeyiniz geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil. Doğru mudur? Doğrudur. Yani ne hukuken ne tıbben 10 yaşında 9 yaşında bir çocuk ben babamı istemiyorum gibi bir kararı kendi başına vermez. Zaten o yaşta çocuğuyla babası çok affedersiniz. O yaşta çocukla babası eğer sağlıklı bir ilişki kurmazsa anne baba ayrı olsa bile sonra işte gördünüz biraz önce çok büyük sorunlar çıkar. Yani ha ölmüş babası ha terk etmiş hatta ölüm daha az acı verir. Yani siz çocuğa acı veriyorsunuz. Şu an biz çocuğa acı vermiyoruz. Onlar çok yanlış düşündüğü için biz yeğenimize söylüyoruz. Kızım babandır. Senin ne kadar da kötü de olsa iyi olsa da babandır diye söylüyoruz. Ama çocuk oradan bir şey gördüyse isteme hakkı yoktur. Ben bunu düşünüyorum. Bir tek taciz söz konusuysa dediğiniz geçerli olur. O zaman siz de taciz ettiğini mi iddia ediyorsunuz? Ya da dayak, şiddet. Aynen. Ya da şiddet. Babaannesi çocuğun saçından zorla tel çekip de koparmışlar. Yani zorla. Şiddet. Şiddet gördüğünü söylüyorlar çocuğun. Evet, şiddet. Yeğenim bile bir bana söyledi. En son çocuğu aldığımızda çocuk bizim eve girmek istemedi. Çocuğu artık benim hakkımda ne dediler bilmiyorum. Ben çocuğa İstemedi, hediyeler... Selam. Ben çocuğa hediyeler olmama rağmen çocuk benim evimize girmek istemedi. Çocuk bağırmaya çağırmaya saçını başını yolmaya başladı. Ama işte orada şiddet mi gördü çocuk daha önceki gelişlerinde? Kesinlikle komşularımız da şahit. Dayak mı yedi? Yok hayır. Çünkü Şahin yavlardım sen kendin de söyledin ben biraz şiddet uyguladım eşime dedin. Yok ben eşime ayrılmadan önce uyguladım doğru yani biz kavga ettik o da bana yaptı. Ama sen şiddete meyilli bir adamsın belli ki. O da yaptı bana. Benim yüzümü yırttı. Bak o savunma amaçlı yapmış olabilir. Yok ben, bir şey diyemiyorum. Ben şimdi kendi nikahım altında o şekilde tutmak istemedim. Dedim ki gelsin eşyalarını alsın. Beni aradılar ben de evimde değildim. Annemler vardı kapıyı açmış. Bana ait olan şahsi eşyaları da almışlar indirmişler evden aşağıya. Ben de kızdım bu battaniyeler falan dedim bizim. Bunları niye alıyorsun dedim. O sıra yüzüme daldı. Gözlüğüm falan kırıldı. Neredeyse gözüm çıkacaktı yani. Hakkın davalık olduk mecbur yani darp olduğu için. Mahkemelik olduk. Elimdeki belgelerim de var. Şimdi ben başka bir şey söylüyorum. Ben çocuğuma diyorum Serap Hanım. Ben de diyorum ki bak dinle beni. Sen karına şiddet uyguladınsa şiddete meyilli bir adamsan. Yok. Çocuğa da yapmış olabilir misin diye soruyorum. Hayır. Yapmadım. Şuradan çıkmak nasip olmasın yani. Zaten buna bırakın yasa ve pedagog tabii karar versin. Eğer yani kişisel ilişki tesisinde bir sıkıntı varsa hanımefendi siz de çocuğun yakını, seveni, kollayanı olabilirsiniz ama çocuğun hakkında ve hayatında ahkam kesmek, racon kesmek hakkına sahip değilsiniz. O babadır, görme hakkına sahip, o çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminde... Tamam, bir şey daha diyeceğim. Yok, müsaade buyurun, bir şey söyleyeceğim. Bir önce DNA testini yaptırmak istiyorum. Hayır, o başka bir husus. Bunu da çocuğun yanında konuşmayın. Yaptırsınlar. Çocukların algıları çok açık, her şeyin farkında ve idrakindeler. Şimdiki çocuklar inanın ki gerçekten açık şuur ve yüksek bilinçle geliyorlar. Ya çocuğum yeğenim istemeden sonra niye gösteri yaptım ya? Tamam bakın onun anlık öfkeleri de olabilir. Ona siz karar veremezsiniz diyorum. Karar veremezsiniz. Bırakın. Karar istemeden sonra nasıl yapabiliriz ya? Tamam bırakın bunu bir pedagog o çocukla ilgili rapor hazırlasın. Tamam. Ve o çocukla ilgili bakın ruhsal ve bedensel gelişimde baba rolü de önemli, anne rolü de önemli. Siz lütfen eşler, buradan başka bir mesaj veriyorum. Şahsi husumetlerinizi çocuğa yönlendirmeyin. Ben bir avukatım ve aile hukuku davalarında bunu yaşıyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ne anneannesi, ne babaannesi, kim olsun yönlendirmiyoruz. Kim olsun hiç kimse yönlendirmiyor. Çocuk kendi istemiyor.
Ama onun yanındaki konuşmalarda çocuğu olumsuz etkiler. Çocuk istemiyor diye bir şey yok. Onun şu anda kendi irade, iradesi... Çocuk oradan bir şey gördü ki istemiyor. Tamam. Anası demek ki bir şey yapmış. Babası bir şey yapmış ki istemiyor. Ben ne yapmışım o zaman hanımefendi? Ne yapmışım ben çocuğuma? Adam 3 yıldır görmüyor ki çocuğumu görmek istiyorum ben. Hala telefonda. Halaya da soralım. Hayır bakın müsaade edin. Sakin olun. Sakin olun. Halaya 3 yıldır babayı görmüyorsa. Ben köpeğimse de köpeğimden vazgeçmem. Çocuğumsa sahip çıkmak istiyorum. Halaya soralım. Çerçevesinde. Ay çocuk zaten 6 yaşındaydı babayı en son gördüğünde. Ben çocuğu çok seviyorum. 3 yıldır göremiyorsun. Çocuğum çocuk nasıl seviyorum? Çocuğumu seviyorum istiyorum tabii çok ki. Çok seviyoruz yani çocuğu. Şimdi bu yavaş çocuk 4-5 yaşındayken ayrılıyor. Nasıl eğer onun ifadesini... annenin ya da babanın yanında yaşıyorsa ve öbür ebeveyne karşı bir nefret besliyorsa bunun sorumlusu kimdir sizce? Kim olur? Büyükler mi? Ya annedir. Ya babadır. Hayır, kimin ya da büyüklerdir. Baba aleyhine, anne aleyhine. Çocuklar kendi kendine nefret etmeyi öğrenmez. Bilmez. Bilmez. Hala telefonda Serap. Alo. Alo Serap Hanım, ben açıklama yapabilir miyim? Evet, senin de çocuğa şiddet uyguladığını söylüyor. Hayır. Yemin ederim ben çocuğa şiddet falan uygulamadım. Ben zaten çok az kaldım orada. 2009'da evlendim. Hı. Evet. Ayrıyeten Serap Hanım. Onlar bir keresinde bizim eve geldiler. Annesi çocuğa büyük adama vurur gibi yüzüne bir tokat attı. 5 parmağının izi çıktı. Ben şahidim buna birebir. Kendisi çocuğa şiddet uyguluyor annesi. Evet, çekyattan çekyata da attı. Onu da söylüyorum. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Bu karı kocalar böyle ayrılıp birbirlerine hele bir de kızgın ayrılıyorlarsa bu çocuk olayını kullanıp üstünlük kazanmaya çalışıyorlar. Bunu bir kayıp gibi görüyorlar. Ben ona gösterirsem bırakın. Siz ikiniz de kaybedin, çocuk kazansın ya. Aynen. Ben de onu vallahi yani ya. Benim abim çok yıprandı. Bir tek çocuk kazansın. Bir tek onun menfaati bakın, şu anda Demet önemli. Demet Hanım efendi Serap bana Hanım, bile sinirlendi bir şey beyan ederken. O da öfkeli bir hanım. Ve çocuğun hukuki yararı yasalar nezdinde korunması gereken üstün yarardır. Anne baba değil, korunması gereken üstün hukuki yarar çocuğundur. Ve ben bunu tecrübe ediyorum. Bakın basına yansıyan bir olay vardı. Yağmur'la babası Metin Çorlu. Olayı buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Ben o davanın en başında Metin Bey'in avukatıydım. Biz neler çektik. Ve Metin Bey'in hiç kusuru yokken bunu çektik. Kendi de buradan duysun. Nihayetinde babayla çocuk kavuştular. Kendi aile apartmanlarında eşi çocuğu göstermiyordu. Alt katta Metin Bey oturuyor, üst katta çocuk oturuyor, göstermiyordu. Ben bu husumetleri yaşadığım için daha mesleki hayatımda lütfen sakin olun. Ve çocuğu bu husumet duyguları evde baba aleyhine, anne aleyhine dedikodu babında konuşmalar bile o çocuğun tertemiz beynine, ruhuna yazılıyor. Ve bu gerçekten bir travma sebebi. Peki o zaman bu akrabaya soruyorum ben. Bu çocukla ilgili adamın kafasında şüphe var. Ve DNA testi istiyor. DNA testi yaptırsın bana. Sizin... Şüphe varsa yaptırsın. Tamam, yaptıracağız ama bir de bu adamın yasal hakları var, çocuğunu 15 günde bir mi? Kaç evet. günde bir görme hakkı var. Bir, sizin bu her akrabanız ve hem haftası. Bir çocuğu babasından ayırıyor hem travma yaşatıyor bir taraftan da Şahin Bey'e tanımış olan yasal hakları yasal haklarını kullandırtmıyor. Yani verilen kararları uygulamayarak yasanın dışına çıkıyor. Bunu nasıl yapacak? Nasıl görecek icra, çocuğunu? Yani Serap Hanım, icra memuruyla pedagog eşliğinde alınmak daha mı güzel? Ne münasebet. Zaten bu konuda mahkeme kararını vermiş. Şu günler içinde görecek demiş. Ben esnaf adamım yani. Her şeyi tamam, bir önce DNA testi yaptırsın, çıksın. Çıksın bakalım, kim haklı kim haksız olduğu ortaya çıksın. Bakın haklı haksız değil. Adalet kimden yana çıksın o zaman ortaya. Peki bir şey söyleyeceğim. Baba bana reklam arasında dedi ki avukat hanım, sürekli benim aleyhime konuşmalar yapıyorlar ve çocuğun veli toplantısı. Çok özür dilerim. Evet, eşi veli telefonda, eski tamam. eşi telefonda, çocuğun annesi. Bence direkt muhatabımız da zaten o olmalı. Merhabalar. Veli toplantısı gidememiş. Merhabalar Serap Hanım. Evet, bu çocuğunu görmek istiyor bakın. Çok önemli bir şey bu. Ben tek bir şey söylemek istiyorum. Avukat hanımlar da orada. Benim avukatım da şu an dinlemedi. Bu devletin gösterdiği şeyler yasayı sunuyor ya beyefendi. Ben o yasaları şöyle söylemek istiyorum. Devletin ona verdiği yasada nafakası var mı? 4 senedir çocuğunun, 4 senedir çocuğu okula gidiyor. Ben ondan hepsini istemedim. Ya bana okullar açıldığı zaman al şunu,
Safiye'nin ne ihtiyacı varsa karşıla dile demedi. Çok, ben sana mesaj atıyorum. Bir dakika Şahin Bey, bir konuşsun. Ben konuşacağım. Konuş. Benim çocuğum 3 kilo 850 gram 72 santim dünyaya geldi. 8 aylık olabilir. Ve 3 kilo 850 gram olduğu için treze almadılar. Ben hastanede rehin kalıyordum. Benim ailem destek çıktı. Hayır, senin ailen destek çıkmadı. Ben rehin kalıyordum. Rehin. Senin ailen sezeryanla. Kuruş vermedi bana. Ben beşinci kattan aşağı sezeryanla 2 günlük doğum yapmışım. Çeke çeke beni aşağı indirmeye çalışıyor. Sedef Hanım, siz onun dediklerini kanıyorsunuz. Benim yaşadığımı bir Allah hayır, biliyor. Hayır, sadece dinliyorum ben onu. Çevrem. Ben onu bir dakika, bir saniye. Sadece dinliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir anne iyi bir yuvasını bırakıp da gitmez. Ben orada hamileken o anası, o konuşan bacılarının önünde bayram günü bacısına hoş geldin dememişim diye yorgunum. Aynı yoldan geliyoruz. Tekme tokat belime tekmeler, kafama yumruklar vuruyor. Bu hak mı? Kimse bu anne yapacak bir hak mı? Ben bu yuvasında niye mutluyum? Bu hiçbirimizin... Bir saniye. Bunun %1'ini bile bizim kabullenmemiz, mümkün değil. Mazur görmemiz yani mümkün değil böyle bir şey. Şu anlattıklarınızın onda birini bile kimse kimseye yaşatamaz. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Ben aç kaldım Serap Hanım. Ev sahibim şahit, benim kiram 2,5 milyar benim babam ödedi. Ve karlı günde anası da geldi. Evimde odun yok, kömür yok, yiyecek yok. Anası oradan geldi. Yemin ederim benim kızım bana dedi 3 yaşında. Yalan söylüyorsun. Ben karıma şiddet uyguladım diye. Ya biz kavga ettik. Kavga ettiğimiz zaman şiddet uyguladım, doğru. Ama o da kendi babası, kardeşi, abisi geldiler. Benim evimi bastılar. Evet, onlar da bana şiddet uyguladı. Ben de vardım. Ben yine ona rağmen sesimi çıkarmadım. Bunu boğazına daldılar, fırtıkladılar. Ben de dövme daldılar. Senin oğlun da ne dedi? Senin oğlun da ne dedi? Boşa abi, boşa ev kendini üstünlüğü görüyordu. Bizi eline dolamayı istedi. Yani neydi, çocuk ben çocuk. Ama bunu da unutmayın. Sedef Hanım, duyuyor musunuz beni? Tek tek konuşalım, anlaşılmıyor. Dinliyorum. Sedef Hanım, duyuyor musunuz? Ama benim bu çocuğum ondan çıkarsa yüklü bir tazminatı da hakkım var. Ve buna hazırlıklı olsun. Tabii ki. Nafaka ödemedi diye icralık yakalanma şeyi var. Ya ben ona hiçbir şey istemedim. Nafaka ödemedim diye. Param ne? Çocuğumun nafakası, okul ihtiyacı. Üvey baba bakıyor ya. Üvey tamam, ben sana mesaj attığımda niye bakmadın? Çocuğu niye getirmedin? Ben çocuğu görmüyorum ki. Ne eksiği var biliyor muyum? Bilmiyorum. Ben param varken kredi çektim. Ödedim. Annemin bir miktar parası vardı. Çocuğuma yine ödedim. Şu an param yok. Ama param olsa da olmasa da çocuğumu ben görmek istiyorum. Bir dakika. Şimdi ben 15 önce bin lira para ödemişim bu zaten. Bu evliliğin aslında asıl yıkılma sebebi, sen kadına bir sürü şey söylüyorsun ama ortada da çok ciddi şiddet iddiası var Şahin. Bunu bir konuşmamız lazım. Tamam, bu konuşalım. Yenir yutulur bir şey değil. Çünkü böyle bir babaya çocuk bile insan bir şey emanet ederken biraz tırsar açıkçası. Çocuğuna yapmıyor olabilirsin ama sen kendi günah çıkar. Çıkarayım sen ne yaptın bu kadına? Ben bu kadına bir şey yapmadım efendim. Yapmadı. Sen dur Fatma. Ya biz sen kendi anla. Aramızda kavga ettiğimiz zaman tamam birbirimize şiddet şeyimiz oldu. Ama diğer türlü benim bir şiddet şeyim yok. O zaman doktor raporu getirsin. Bana böyle yaptı desin. Efendim, dinliyorum. Köyde kızım 2,5 aylık köye fındık toplamaya gittik. Bakın. Köyde, eğer yalansam köydeki akrabalar da şahit. Ben fındık toplayan insan değilim. Ben şehirde yaşamış kızım. Nasıl topluyorsun sen diye o fındıkla girebilecekleri bir şey var. Balta gibi. Onun sapıyla benim kalçalarım mosmor oldu. Akrabaları bile gördü. Sen böyle fındık toplayamazsın dedi. Benim fındık toplayamıyorum diye bile dövdü. Bakın, bu onaylayabileceğimiz bir şey değil, tamam. Aslında. Siz de ne yapmışsınız? En doğrusunu yapmışsınız, boşanmışsınız. Doğru mu? Yani böyle bir evliliği zaten sürdürmemeliydiniz. Hem güvenlik açısından hem şahsiyet açısından evlilik bitmiş. Şimdi gelelim anne baba kısmına. Burada çocuk önemli. Yani parası olmayan, nafaka ödeyemeyen baba çocuğunu göremeyecek gibi bir sonuç mu çıkaracağız? Lütfen. Kadın kadına konuşuyormuş. İki anne, bakın iki anne konuşalım biz bunu. Görmesin mi çocuğunu? Bakın, ben
ben size, ben ona hiçbir zaman 6 aydır görmemiştir çocuğumu. Size yemin ederim. 6 ay önce gönderdim. Avukatım da şahit. Avukatım da şahit. Evet. Sömestr'de kendisi beni bir defa aradı. 6 ay önce gönderdim. Geldi bir çocuğu dedi, al dedi, ben de çok oldum. Orada dedi kalmak istemiyor dedi. Tek tek. Bir defa görebildim çocuğu ve evime girip kalmak daha istemedi. Arkadaşımla beraber tekrar evine götürdüm. Mesaj attım. Dedik avukat. Kesinlikle kapısına girmedim. Senden kaynaklanıyor. Kalmaması dedi. Bekledim yani. Ortak bir nokta var. Hiç anlaşılmıyor böyle konuştuğunuzda üst üste. Bakın evime. O zaman bakın. Siz, ama siz şimdi suçlamada bulundunuz. Çocuğun 6 aydır. O da bir anlatsın, onu dinleyelim. Tek tek olunca anlaşılıyor. Ama... Tamam, söyle Şahin. Ben Temmuz ayında avukatı beni aradı. Temmuz'un ortalarında. Normalde sömestr tatilinde bende kalması lazım. Dedi ki Şahin dedi, çocuk dedi orada da kalmak istemiyor dedi. Sen dedi çocuğu dedi gel dedi al dedi. Ya dedim abi dedim, dalga falan mı geçiyorsunuz benimle? Şok oldum yani. İlk kez beni çocuğu al diye arandım. Avukatların sayesinde. Yine de Allah razı olsun. Ben de evde. Çocuğu al dediler. Ben de mesaj attım tekrardan. Buna... Ayrıldığım kişiye de attım, eşine de attım. Dedi ki ben de bugün müsait değilim, saat 3.30 gibi gel al. Ben de otogarda iş yerim var. Elektronikçiyim ben, dükkanım var, esnafım. Arkadaşın dayısının taksisiyle beraber gittik. 3.30'a oraya 4'e oraya vardım. Biraz daha bekledim, 4.30-5.000 neydi. Çocuk yoldayken ağlamaya başladı. Baba ben gelmek istemiyorum. Seni istemiyorum. Sizinle kalmak istemiyorum. Kardeşimi özledim. Kızım dedim bir vakit geçirelim hani oturalım falan. Sonra dışarıda yemek falan yedik. Baba dedi ben dedi kaykay almak istiyorum dedi. Gittim kaykay aldım bir AVM'den. Akşam getirdim eve, ben eve gideceğim, ben eve gideceğim. İşte bunun bir sebebi olmalı. Bir yani, sebebi olması lazım. Siz karı koca aranızda o dönemde yaşamış olursanız olun, çocuğa yansımış bir şeyler var ve çocuğu da babadan bir uzaklaştırma çabası var orada. Bir araya gidelim, devam edelim sonra. Evet, çocuğunu arayan ve göremeyen ve çocuğunun kendisinden olmadığı şüphesi taşıyan bir baba olarak geldi Şahin karşımıza. Şiddetin hiçbir türünü, şu kadarı, bu kadarı, azı çoğunu bu onaylayabileceğimiz bir şey değil. Böyle bir kimse de hiçbir zaman yanında olmayız. Ama bu olay bitmiş, ayrılınmış, sebep neyse ne artık. Fakat ortada yine de baba çocuk ilişkisinin zedelendiği bir durum var. Ve kafasında da çocuğunun kendinden olmadığına ait bir şüphe var. Bunları gidermemiz lazım. Ama bugünlük sürem doldu. Yarın devam edeceğim bu konuya. Gerekirse DNA testi falan, o konuda yanınızdayız. Ama şu da var ki siz karşınızdan yasaların size tanıdığı hakları kullandırtmasını beklerken siz de karşı tarafa tanınan yasal hakları kullandırtmalısınız. Nafaka ise nafakanızı az yemek yiyeceksiniz, ödeyeceksiniz. O çocuğa bakmakla yükümlüsünüz. Evet. Orada da hatalısınız. Evet efendim. Yarın saat 11.30'da TV8 ekranlarında buluşalım. Gününüz güzel geçsin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu geçirin inşallah. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.